gideceğiz ve eğer ki bu düzen devam etsin diyorsanız onun için oy vereceksiniz veya yeter arkadaş bu düzen değişmeli diyorsanız ki ben değişmeliden yanayım. Hatta şiddetle değişmesinden yanayım. Bunu da açık açık söylüyorum. O yüzden de başkalarına oy vereceksiniz. 51 gün sonra not edin buraya. 51 gün sonra önemli bir seçim günü var. Önemli bir seçim tarihi var. 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Ama 14 Mayıs'a gelinceye kadar o kadar çok şey yaşanacak ki ülkede. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ve bugün bana özetleyin derseniz acayip bir gündü. Öyle derim size. Hani böyle derler ya işte haberciler filan. Alev alev bir gündem. Alev alev bir gün. Acayip bir gün. Öyle bir gün ki rahmetli Demirel'in hani 20 siyasette 24 saat çok uzundur derdi ya rahmetli Demirel. Gerçekten şöyle eğer bizi bir yerlerden izliyorsa bence rahmetli Demirel şu anda şaşkınlıkla bizi izliyordur. Neden diyecek olursanız Allah rahmet eylesin. Çünkü 24 saat düştü 16 saate. Hatta saatler içerisinde her şey değişebiliyor. Sabah kalkıyorsunuz bambaşka bir siyasi atmosfer var. Ama akşam bu saatlere geldiğinizde bambaşka bir siyasi atmosferle veya siyasi gelişmelerle karşılaşıyorsunuz. Tabelayı söyleyeyim. Zaten tabelayı söyledikten sonra ne anlama geldiğini de anlayacaksınız gündemin. Ne oldu da? Ne oldu da bugünkü tabelamız? Çünkü o kadar çok değişimler var ki şu soruyu soruyorsunuz. Arkadaş ne oldu da değişti ya? Ne oldu da böyle oldu? İşte o yüzden sizlerden gerek sosyal medyada Twitter üzerinden gerek bizi YouTube üzerinden de izliyorsunuz. Yorumlarınızı yaparken etiket olarak hashtag diyorlar ya. Onun için de ne oldu da'yı ekleyebilirsiniz. Ve ne olduyla başlayan ne oldu da kelimesiyle başlayan, o yapıyla başlayan etiketi de kullanıp gündemi bizim için değerlendirebilirsiniz. Bu sadece bir haber bülteni değil. Bu aynı zamanda konuşan bir bülten. Aynı zamanda sosyal medyayı yani Twitter'ını, Instagram'ını, YouTube'unu konuşturan bir bültenden bahsediyoruz. Zaten evinizde, mutfağınızda, arabanızda, nerede olursanız olun. Sizinle burada konuşuyorum ben ve sizinle konuşurken aynı zamanda konuşmanızı da sağlıyorum. Televizyon başındaysanız evet ya Fatih gerçekten bizimle konuşuyorsun. Yorum yap arkadaş ya. Televizyon başında bizi izliyorsan ne oldu da sorusunu sorup ona göre kafandan bir şeyler üretebilirsin. Veya arabada mısın? Telefonunu mu koydun kenara? Gözün ama yolda olsun tabii ki. Veya otobüste misin? Başka seyahat mi ediyorsun? Aç YouTube'u değiştir. O yüzden diyorum ki zaten Türkiye'nin en farklı ana haberini sunuyoruz sizlere. En farklı ana haberini, sözcü ana haberi sizlerle buluşturuyoruz ve buluşturmaya da devam edeceğiz. Bugün ilk haftayı bitiriyorum sözcü ana haberde. Nasıl reytingleriniz veya nasıl gidişatınız derseniz çok iyiyiz. Vallahi bomba. Yani abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Eğer benim samimiyetime inanıyorsanız lütfen bu sözüme de inanın. Bomba bir şekilde gidiyoruz. Genç olmamıza rağmen iyi bir şekilde gidiyoruz. Ses getirecek bir şekilde gidiyoruz. Yine ses getirecek haberlerimiz var. İlerleyen dakikalarda Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki bir gelişme var. Ne bileyim seçmen listeleriyle ilgili bir haber var. Sinan Ateş ile ilgili bir haber var. Diplomayla da ilgili haberler var. Merak etmeyin. Kimin diploması diyecek olursanız vallahi soruyorum şimdiden kimin diploması diye de söyleyeyim ben sizlere. Erdoğan'ın diplomasından. Ama o diplomayı görmek istediğimizi bir kez daha buradan yineleyeceğiz. Yine deprem, Aytun Çıray bizlerle olacak saat 8'den sonra. Diploma ile ilgili bugün YÖK'e başvurdu. Bu ne anlama geliyor onu konuşacağız. İyi Parti'nin önemli bir ismi. Deprem bölgesini unutturmuyoruz. Çünkü biz unutursak biliniz ki herkes unutur. İktidar zaten unutmaya bunu hevesli. O yüzden unutturmuyoruz. O da bültenimiz içerisinde var. Deprem bölgesinde illerde arkadaşlarımız var. Onların haberlerini de sizlere buluşturacağız, ekrana getireceğiz. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayabiliriz bültenimize. Peki ne oldu da diye böyle bir soruyla başlayayım. Çok enteresan gelişmeler var bugün. Özellikle Cumhur İttifakı'nda çok önemli gelişmeler var. Bakınız Hüdapar hayatında belki de ilk defa arkadaki reel bir görüntüdür. Kroplama yaptık. Hüdapar hayatında ilk defa bu kadar çok konuşulan bir parti oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu ismi ilk defa bu kadar ezberlenen veya akıllara kazınan bir isim oldu. Hüdapar'dan bahsediyorum. Hizbullah'ın devamı olarak görülen bir partiden bahsediyorum. Marjinal bir partiden bahsediyorum. Gözler bugün oradaydı. Dedi ki Zekeriya Bey, kısa bir konuşma yaptı. Dedi ki, biz Cumhur İttifakı'nda değiliz. Aması var cümlenin. Amasını haberde duyacaksınız. Sadece o değil, esas bugün sürpriz yeniden Refah Partisi'nden geldi. Değiştirin arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeniden Refah Partisi'nde çok enteresan bir gelişme oldu. Daha birkaç gün öncesine kadar
Fatih Erbakan hayır dedi, ben Cumhur İttifakı'nda yokum. Ama bugün çok enteresandır, Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi artık Cumhur İttifakı'nda. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nda hareketlilik baş döndürdü. İttifak protokolleri verildi ancak beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatanımızın ve milletimizin âli menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı genişledi. Dördüncü parti olarak katılan Yeniden Refah Partisi dışında Hüdapar'dan da açıklama İstanbul'dan geldi. Hüdapar, Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyecek. Seçime ise AKP listesinden girecek. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelik hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Cumhur İttifakı 4+1 ile seçime gidiyor. Protokol Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız. Gün içinde YSK'daki trafik yoğundu. Ata İttifakı'nın seçim protokolü de YSK'ya sunuldu. Ata İttifakı adı altında bir ittifakın işlemlerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na vermiş bulunuyoruz. Ve bir diğer ittifak, Emek ve Özgürlük İttifakı. HDP seçimlere Yeşil Sol Parti olarak katılacağını verdiği protokolle duyurdu. Şimdi Hüdapar dışarıdan destek verecek, Yeniden Refah içeriden destek verecek. Gelen mesajlar da var. Acaba ne pazarlık edildi diye. Tabii öğrenmeye çalıştım ben de Yeniden Refah Partisi'ne geçmeden önce buradan bahsedeyim biraz. Bildiğim kadarıyla bölgede, şimdi Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a destek verecekler. Ama ittifakta olmamalarının sebebini söyleyeyim ben size. Bulunmamalarının sebebini söyleyeyim, dilim dönerse bu şekilde döndü. Şimdi burada MHP ve Büyük Birlik Partisi Hüdapar'a şer koymuş. Biz bunu tabanımıza anlatamayız diye. Ve araya işte aracılar giriyor. Daha sonra Hüdapar'a gidiliyor ki deniliyor ki bak seni MHP ve Büyük Birlik Partisi istemiyor. Ve Yeniden Refah'ın da sana karşı bir şerhi var, rezervi var. Bak Yeniden Refah'ın da bir rezervi var. Yalanlayabilirsiniz veya sessiz kalabilirsiniz yetkililer. Ama dışarıdan destek verin. 8 milletvekili istiyorlar bölgeden. Benim anladığım ve öğrendiğim kadarıyla 8 milletvekili istiyorlar Güneydoğu'da. Aşağı yukarı 100-150 bin civarında bir oy kitlesinden bahsediyoruz. Veya seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Ne dedin Özgürcüğüm? Ha, oy oranına rağmen, evet oy oranına rağmen 8 vekil istiyorlarmış. Tabii bu ama istiyorlarmış diyorum. Erdoğan kaç tane verir onu bilmiyorum. 3 tane verir, 5 tane verir. Burada önemli olan Hüdapar'ın ilk defa marjinal bir partinin, Hizbullah'ın uzantısı olan bir partinin, şöyle bir baktığımızda tüzüğüne, laik düzene çok da iyi bakmayan bir partinin, güzel gözle bakmayan bir partinin ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesi. Amaç da bu. Ve yine konuştuğum bir kaynak bana dedi ki, esas amaç dedi burada Hüdapar'ın gelecek seçimlerde güçlenerek girmesi. Şimdi ilk adım. Ve ilk adımla meclise girecek, ardından da işte 2 dönem sonraki, 3 dönem sonraki seçimlerde de kuvvetli bir şekilde kuvvetlenerek mecliste adını duyurmaya çalışacak dedi. Yeniden Refah'a gelecek olursak burada en çok merak edilen konulardan bir tanesi ne oldu da Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi tabii ki Cumhur İttifakı'na katıldı. Herkes bunu merak ediyor aslında. Tabii burada protokole imza atılmış. Gelelim o ne oldu, ikinciye gelelim çocuklar, saatler için diye gelelim. Çünkü önemli. Çünkü mesela bugün gazetelere bakarsanız bugün gazeteler hala da Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmayacağını yazıyordu. Onun için dedim saatler içerisinde o kadar çok şey değişmiş ki ve o kadar çok karşılıklı temas olmuş ki en sonunda da yine öğrendiğim o protokolün altına, çünkü Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi protokolün altına imza atılmasını istiyordu ve AK Parti o protokolün altına imza attı.
Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kameralar karşısına geçti. Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıklarını, Cumhurbaşkanlığı adaylığındansa çekildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. 3 günden beri Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için imza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, bütün vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oysaki Fatih Erbakan çarşamba akşamı Cumhur İttifakı'na neden katılmama kararı aldıklarını tek tek açıklamıştı. Çok geniş kapsamlı istişareler yapıldı. Yani %60 oranında teşkilatlarımız aslında istemediler bunu. Günlerce tartışıldı. Gözler Erbakan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Yaklaşık bir hafta süren görüşmelerin ardından AKP'nin kapısını çaldığı Yeniden Refah Partisi seçime tek başına girme kararı aldığını duyurdu. Tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Erbakan ittifaka katılmayarak adaylık yarışında ben de varım demişti. Bendeniz bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurumu gerçekleştirdim. Partilileri 100 bin imza için YSK'ya davet etmişti. İmzaların mürekkebi henüz kurumadan Erbakan karar değiştirdi. Bugünse sürpriz bir hamleyle Cumhur İttifakı'na katıldı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık. Siyasette 24 saat içinde her şeyin değişebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi Erbakan'ın U dönüşü. Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu? Erbakan nasıl ikna edildi? Bu sorular henüz tazeliğini koruyor. Bu kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten hayırlı olsun. Yani Fatih Erbakan beni şaşırttı. Çünkü yani birkaç kere kendisiyle konuşma fırsatım olmuştu. Yani çok eğitimli bir insan zaten. Halim Selim bir insan. Bir de mütedeyyin bir insan. Şimdi şeffaf olmayan, hesap vermeyen bir AK Parti ile birlikte yürüyecek. Ve her şeye evet diyen bir MHP ile de birlikte yürüyecek. Acaba gerçekten Yeniden Refah Partisi MHP gibi her şeye evet mi diyecek? Ben zannetmiyorum Yeniden Refah Partisi'nin başındaki Fatih Erbakan'ın böyle davranacağını. Ama dindarım diye geçinen ve 21 yıldır bu iktidarı yöneten, hiçbir şeyin hesabını vermeyen ve şeffaf olmayan böyle bir partiye destek çıkması protokolde ve aynı zamanda bu ittifakın, Cumhur İttifakı'nın içerisinde olması beni şaşırttı. Ha, hayırlı olsun diyelim kendisine. Burada az önce Özgür de onu hatırlattı. Yani partim arkamdan gelmeyebilir diye bir cümlesi de vardı. Ve parti içindeki muhalefet yine bildiğimiz kadarıyla AK Parti ile birlikte yürümek istemiyordu. Özellikle genç yeniden refah partililer. Genç yeniden refah partililer yürümek istemiyordu. Tabii siyaset bir risk alma sanatı. Eğer bu riski alırsanız eyvallah, görecek. Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi de görecek. Önümüzdeki günlerde konuğum olarak da geleceğini tahmin ediyorum. Şimdiden yazışmalara da başladık. Tabii bu soruları da soracağız. Siyasette aşağı yukarı mecliste 14-15 milletvekili istendiği söyleniyor Yeniden Refah Partisi'nin. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belki görebiliriz kendisini. Bu da konuşulan konular arasında. Ama saatler içerisinde gerçekten çok şey değişti. Mesela Erbakan Hoca uyarmıştı, oğlu dinlemedi, vay be demiş. Çünkü enteresandı. Rahmetli Erbakan'a bakacak olursanız Erdoğan'ı her fırsatta eleştiren bir kişiydi. Tabii ne değişti, ne oldu da, pazarlıklarda ne vardı da onu bilemiyoruz. Ama bunun sayede, ne dedin? Tabii ki güzel bir noktaya değindin yine Özgürcüğüm, gerçekten. Yani Erbakan ismi, tabii Fatih Erbakan yeni ama Necmettin Erbakan ismi önemli bir isim. Şimdi meydanlarda Erbakan ismini de konuşacak veya söyleyecek Erdoğan. Bunlar hep beyin fırtınası yapıyoruz. Başka bültenlerde bulamazsınız bunu. Ve tabii diğer masada da Saadet Partisi var. Rakibi Saadet Partisi var. Bakalım Saadet'le Yeniden Refah arasındaki yarış nasıl sonuçlanacak? Tabii Fatih Bey yarıştan çekildi.
çekilince merak ediyorsunuz. Sonuçlar ne oldu diye merak ediyorsunuz. O sonuçları şimdi ekrana getireceğim sizlere. Ve imzalar, 100 bin imzayı kimler bulabilecek? Fatih Erbakan üstüne çarpı koyduk. Çünkü kendisi artık yarışta değil, kendisi de açıkladı. 69.038 oy almıştı kendisi. Bugün itibariyle imza almıştı, özür dilerim. Muharrem İnce 75.351, Sinan Oğan Ata İttifakı'nın önemli bir ismi, o da 38.726, Doğu Perinçek 15.975. Burada Muharrem İnce 100 bini görecek gibi görünüyor. Tabii burada şu da olabilir arkadaşlar, yani ilk günde Fatih Erbakan 100 bin imzayı bulamadı. Bu da büyük bir risk. Çünkü geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında ben Fatih Erbakan'ı yayına aldığımda 100 bin imzayı rahatlıkla bulabileceklerini söylüyordu. Aradan 3 gün geçti ve 69 binde belki de bu riske girmek istemedi. O da siyasi bir adım olabilir. Köşeye sıkışmış olarak kendisini hissedebilir veya yeniden Refah Partisi'nin tam kendini anlatamadığını, saadetin karşısında ezilebileceğini düşünmüştür. Bakın siyasetçi bunlar. Manevralara hazır olmak gerekiyor. Ve önümüzdeki günler tabii ki neyin ne olduğunu net bir şekilde göreceğiz. En neti de 14 Mayıs'ta göreceğiz dedik. Şimdi bir iki mesaj da sizlerle okuyayım. Şöyle demiş, ne oldu da diye sormanıza gerek yok. Siyasal İslam böyle bir şey, yeri gelince hiç kimseyi tanımaz diye bir mesaj atmış Doğan. Vallahi ben bunu siyasal İslam veya işte siyaset şudur, işte sağ İslam, sol İslam diye görmüyorum. Siyasetçi olarak görüyorum. Siyasetçilerin de önemli bir özelliği şu: hem kendi iktidarlarını düşünmek, hem kendi siyasi geleceklerini düşünmek, hem de uzun yıllar partilerinin başında oldukları için tabii ki burada partisinin de ikbalini düşünmek. Siyaset Türkiye'de böyle yapılıyor. Hayırlı olsun diyelim. Önümüzdeki günlerde konuğum olduğunda zaten bol bol da konuşacağız. Onu söyleyeyim. Saat 20'den sonra İyi Parti'nin önemli bir ismi Aytun Çıray var. Onunla da konuşacağız. Aklınızda bulunsun. Geldik. Tabii bir diğer konu Kılıçdaroğlu. Yani Millet İttifakı'nın önemli bir ismi Kılıçdaroğlu. O ne diyor? Ne diyor? Veya nasıl bir yol haritası çiziyor? O da önemli. Şimdi burada Halk TV'ye konuştu kendisi. Dün akşam oradaydı. İsmail'in programındaydı ve dedi ki bu iş, yani 14 Mayıs'taki bu iş bitsin arkadaş dedi. İlk turda bitsin dedi. İkinciye gerek kalmasın dedi. Tabii burada başka sorular da vardı. Değiştirebiliriz arkadaşlar. Nedir? İnce ile acaba görüşecek mi? Ve Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşeceğim dedi. Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya. Beklentim tabii olması gereken şu, birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor. Hmm. İkinci kez sandıklar, ikinci kez harcamalar, masraflar gerek yok yani bunlara. Birinci turda bitirmemiz ve bu işi noktalamamız gerekiyor. Doğrusu budur yani. Peki. Türkiye'yi zora sokmayız, Türkiye'nin önünü tıkamayız. Gereğini yapacağız ama tek adam dayatmasına karşı, tek adam rejimine karşı tek aday dayatması yapmayalım. Zamanında aynı partide yol yürüyen iki isim, şimdi farklı partilerden Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında. Benim düşmanım değil ki, neden görüşmeyeyim? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin konuşurken verdi mesajını. İnce'ye çağrı yaptı. İlk turda bitirmemiz lazım dedi. Her partinin genel başkanına da saygı duyarım. Elbette karar takdir kendisine aittir. Ama bizim hedefimiz, bizim amacımız birinci turda Millet İttifakı olarak kazanmak. Türkiye'yi ikinci bir seçimle yormamak. Biz şu anda destek noktasında falan değiliz. Biz şu anda imza toplama noktasındayız. Muharrem İnce seçimde birinci tur için iddialı. Peki ikinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Sözcü televizyonla konuştu İnce. Türkiye'nin önünü tıkamayız dedi. Birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım. Bu iktidarın gitmesi için Muharrem İnce ve Memleket Partisi elinden geleni yapacaktır. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi zora sokmayız. Türkiye'nin önünü tıkamayız. Gereğini yapacağız ama tek adam dayatmasına karşı, tek adam rejimine karşı tek aday dayatması yapmayalım. Bırakın kampanyamızı yapalım. Sorun çıkmaz, merak etmeyin. Türkiye'nin önüne takoz olmayız, Türkiye'nin önünü açarız ama iddiamızı da milletin görmesi lazım. İkinci tur için Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu İnce'yi ziyaret edeceğini söylemişti. İnce şanına uygun karşılarız dedi. Biz imzamızı toplayalım. Ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nu misafir etmek şanına uygun bir şekilde karşılarız. Hiç merak etmesin. Benim eski genel başkanımdır, abimizdir. Kendisine
abi diye hitap ettiğim dönemler çoktur. Memleket Partisi lideri ilk turda aday olmaya kararlı. Ancak İncel'in adaylığı için 100 bin imzaya ihtiyacı var. Biz 100 binin çok çok üzerinde bir imzayla süreci tamamlarız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Gençlere de mesajı vardı İncel'in. 30 yaş altındaki oy oranında açık ara birinci partiyiz dedi. Ben sadece salıdan salıya birbiriyle kavga eden iki ihtiyarı temsil etmiyorum. Ben umudu temsil ediyorum. Ben geleceği temsil ediyorum. Ben yaşama sevincini temsil ediyorum. 15-16 yaşında bir kız çocuğu bana böyle yaptı. Ben de ona karşılık verdim. Bütün gençler bununla birlikte video çeker oldular. Onların dilinden anlıyorum. Şimdi gelen mesajlar var. YouTube'da insanlar birbirleriyle bir de kavga ediyorlar yani. Şimdi görüyorum, bunu kavga etmek için vermiyoruz arkadaşlar bu haberleri. Konuşalım diye veriyoruz. Yani lütfen burada da tatlı tatlı konuşun, tatlı tatlı yazın. Hakaret etmeye falan gerek yok. Aday olmayınca demiş birisi. Birisi kavga ediyor birisi. Diyor ki umarım tamamlayamazsın falan. Artık üstüne bakmak gerekiyor ne olduğuna. Ahmet de Twitter'dan ne oldu da etiketine şöyle bir yorum yapmış. Hizbullah uzantısı Hüdapar'ın AKP listeleri seçime girecek olması vatana ihanetle eş anlamlı değil midir diye bir soru soruyor. Vallahi onun kararını AKP tabanı, Büyük Birlik Partisi tabanı, Yeniden Refah Partisi tabanı ve Milliyetçi Hareket Partisi tabanı, milliyetçi geçinen Milliyetçi Hareket Partisi tabanı verecek. Burada bu çok önemli. Bu kararı vermekte. Ama dedik ya artık Erdoğan zor durumda. Erdoğan gerçekten bu seçimde zor durumda. Yani Hüdapar'a kadar gittiğine göre, o bölgede senin oyuna ihtiyacım var dediğine göre, marjinal bu partiye gittiğine göre gemileri yakmış. Yani bir oy bir oydur diyor. Hüdapar'la mı? Hüdapar'la giderim. O mu? Onunla giderim. Bu mu? Bununla giderim. Hiç önemli değil. Önemli olan hem Cumhurbaşkanlığını kazanmak birinci derecede, diğerinde de meclisi kazanabilmek tabii. Peki tabii derseniz ki arkadaş ya diyelim ki velev ki kazandı. Peki acaba Hüdapar ileride kendisine dert olmaz mı? Partisine dert olmaz mı? Veya HDP ile MHP arasında, Büyük Birlik Partisi arasında, Yeniden Refah Partisi ile MHP arasında veya Hüdapar arasında sıkıntı çıkmaz mı? Of, hem de nasıl sıkıntı çıkacak biliyor musunuz? Göreceğiz. Önümüzdeki günlerde enteresan ittifaklar yaşanıyor. Bu arada Emek ve Özgürlük İttifakı da seçim protokolünü verdi. Onlar da önümüzdeki günlerde, not alın bunu, Kemal Kılıçdaroğlu ismini herhalde bir 4-5 güne kadar zikredecekler. 4-5 güne kadar içinde HDP'nin de Türkiye İşçi Partisi'nin de bulunduğu o ittifak bu şekilde açıklayacağını söyledi. Hah, bir de aklıma benim şey geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde Erdoğan acaba şöyle bir siyasi manevra yapar mı? İmralı'dan mektup var. Öyle bir şey yapar mı? İmralı'yı HDP'ye karşı devreye sokar mı, sokmaz mı? Vallahi bu soruyu sordum ben bugün. İmralı'yı devreye sokacak mı? Ha, 2019 yılında, evet yani bir sosyoloğu gönderdi. İşte oradan bir mesaj geldi. Osman Öcalan'ı TRT'de yayına çıkardılar. Erdoğan her şeyi yapabilir. Özür dilerim. Pardon, kapatayım. Yayındayım. Lütfen Fatma Hanım aramayalım. Teşekkürler. Ben de kapattım. Şimdi orada... Yapabilir. Erdoğan'dan her türlü adımı bekleyebiliriz. Ya Hüdapar'la birlikte oldu artık. Ne diyeceksiniz? Yani başka diyecek bir şey yok. Ha diyebilirsiniz ama Fatih abartıyorsun. İttifakın içinde değil. Olsun. Milletvekili olarak destek verecek veya milletvekili olarak sokacaklar. Ben Erdoğan'dan veya Erdoğan'ın yönetim zihniyetinden her türlü siyasi hamleyi bekliyorum. Yani ilerleyen günlerde seçime şöyle bir hafta 10 gün kala anket sonuçlarına baktığında biz İmralı'dan bir mesajı, Abdullah Öcalan'dan bir mesajı duyabiliriz. Acaba kim getirecek o mesajı? Ben çok merak ediyorum. Tabii burada önemli isimler artık seçime hazırlanacaklar. Bu önemli isimler seçime hazırlanırken de onların vereceği mesajlar da önemli. Şimdi kimdir diyeceksiniz bu önemli isimler? İşte Erdoğan'ın yine yeni manevralarından bir tanesi. Aslında siyaseti okuyan bir liderden bahsediyoruz. Erdoğan'dan ve kabinesinin önemli isimleri. İşte onlar kimdir? Fuat Oktay'dır, İçişleri Bakanı'dır, Süleyman Soylu'dur, Nebati'dir. Nebati'yi gösteriyor, onu da gösteriyor. Doğru, Nurettin Bey. Fahrettin Koca'dır ve sayamadığım birçok ismi aday gösterecek. Peki merak ediyorsunuz. Bu insanlar, bu bakanlar, ismini tanıdığımız bu bakanlar nereden aday olacaklar? Tabii 17 tane kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde bu tür görevler vereceğiz.
Ankara'da sandık hesapları 14 Mayıs sonrası için de yapılıyor. İktidar kulislerinde hükümet ortaklarının meclis çoğunluğunu kaybetmesi ciddi bir risk olarak görülüyor. Bir süredir AKP koridorlarında konuşulanları Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. Bakanlar milletvekili adayı gösterilecek. Tabii 17 tane kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde bu tür görevler vereceğiz. Tabii büyük şehirler bakan arkadaşlarım için en uygun olan yerlerdir. İktidar değişecek. Elbette görevi dönemindekilerle ilgili soruşturma komisyonları falan ama bu arkadaşların da dokunulmazlığa ihtiyacı var. Ya düşünsenize seçimi kazanacaklarına inansalar bakanları neden milletvekili yapsınlar değil mi? Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker'e göre ise o 17 bakan 16 Mart'ta istifa etmeliydi. Erdoğan'ın milletvekili yapacağım dediği 17 bakanı da kamu görevlisidir. Bakanlar Yargıtay içtihatlarıyla kamu görevlisidirler. Aday olacak bakanlar 16 Mart günü 17'de istifa etmeliydi. Bakanlar milletvekili adayı olamazlar. YSK'yı zor kararlar bekliyor. İstifa eden bakan olmadı. AKP'de listeler yazılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Şanlıurfa'dan, epistemolojik bir kopuşu temsil eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un İstanbul'dan, bu ülkeyi büyüteceğimize inandık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Trabzon'dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Adıyaman'dan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'unsa Malatya'dan milletvekili adayı gösterileceği iddia ediliyor. 2016'da bizim de başbakanlığımız dönemiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ancak Ekrem İmamoğlu karşısında yenilgiye uğrayan Binali Yıldırım'ınsa Diyarbakır'dan aday gösterileceği konuşuluyor. Kim, nereden, kaçıncı sıradan milletvekili adayı gösterilecek? AKP'de son sözü daha önceki seçimlerde de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Bu arada İstanbul için iftar vaktiydi. Hayırlı iftarlar diyeyim ben sizlere ve biz haber maratonumuza hızlı bir şekilde devam edelim. Bakın şöyle bir mesaj gelmiş. Ha, şunu söyleyeyim ama ya, çok güzel özge diyorum. Gözde çok güzel bir noktaya değindi. Her Nurettin Nebati haberinde açılması gereken söz olarak söyledi onu. Her Nurettin Nebati haberinde epistemolojik, o da zaten bakarak okuyor yani, tamam mı? O da yani ilk defa karşılaşmış gibi. Kendisi yazmamıştır mutlaka onu. Bunun Türkçesini bulmak varken epistemolojik olarak bunu yorumlamak da enteresan. Ama açalım. Her Nurettin Nebati haberinde epistemolojik kelimesini biz mutlaka kullanalım arkadaşlar. Şimdi gelen mesajda Ozan Bey şu mesajı göndermiş bize. Ev sahibi öğretmen bir arkadaşa aynen şöyle dedi. Kızım, öğretmen olduğunu söylüyorsun, ayın 15'inde 10 bin lira verebilecek misin demiş. Öğretmen olduğunu söylüyorsun, ayın 15'inde 10 bin lira verebilecek misin diyor. Ki öğretmen maaşları da maalesef o halde. Ne oldu da ne hale geldik? Bunların hepsini sorgulayın arkadaşlar. Yani neden bu hale geldik biz? Neden insanlar dertli? Neden insanlar üzüntülü? Neden insanlar kendini çaresiz hissediyor? Ne oldu da böyle olduk biz arkadaş? Bu kendiliğinden olmadı. Uzaylılar bunu yapmadı. 21 yıllık AK Parti iktidarı Erdoğan yönetim zihniyetinin getirmiş olduğu sonucu yaşıyoruz. Ha, onunla birlikte yürüyecek olanların da bunda dahli var. MHP'nin de Büyük Birlik Partisi'nde bundan sonra yanında yürüyecek olan Yeniden Refah Partisi'nin de sorumluluğu var. Hepsini yaşayarak göreceğiz. Tabii muhalefete de bir bakmak gerekiyor. Çünkü muhalefet de adaylarını açıklayacak ama... Şimdi ben bu haberi okudum. Sabah da YouTube yayında vermiştim ben bunu. Şimdi arkadaş, bu kadar net mi düşünüyorsunuz? Bu kadar net olarak mı seçimi kazanacağınızı düşünüyorsunuz? Bazı isimler muhalefetin, önemli isimler, hepsini de tanıyorsunuz. Selin Sayıkböke var orada, Sayın Torun var, ne bileyim diğer önemli bir isim var orada. Şimdi bu isimler aday olmuyorlar. Ve Engin Özkoç, çok teşekkür ederim. Ve bu isimler aday olmuyorlar. Ve şimdiden belki de bakan olmayı planlıyorlar. Engin Özkoç'un sözlerinden onu anlıyorsunuz. Ya arkadaş, çantada keklik mi bu seçim? Başkan vekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum.
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Kimi isimler vekillik için başvuruda bulunurken, kimi isimlerin seçim sonrası bakanlık görevi alacağı için adaylık başvurusu yapmadığı ileri sürüldü. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç aday olmayacağını böyle duyurdu. Özkoç'un seçimin kazanılması halinde bakanlık için düşünüldüğü konuşuluyor. Ana muhalefette adaylık başvurusu yapmayan isimler arasında Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel ve Ahmet Akın da bulunuyor. CHP MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise bir sonraki dönemde aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesaplarından bizleri... Burada yönlendirin hastaları, başka bir şeye gerek yok. 28. dönemde mecliste yer almak isteyen isimler de dikkat çekti CHP'de. Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide içki içtiler açıklamasına ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim diyen Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin o dönemdeki müezzini Fuat Yıldırım da siyasete atıldı. Yıldırım CHP'den milletvekili aday adayı oldu. CHP'nin seçim şarkılarını hazırlayan isimlerden biriydi. Şimdi meclise girmek için yarışacak sanatçı Onur Akın, CHP'den aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Nasıl geçilir sıratı, bıktık vallahi. Yeter artık yordum, ozdu, bıktık billahi. CHP'de sürpriz isimler birbirini kovalarken sanatçı Candan Erçetin de sürece giren isimlerden oldu. CHP listelerinde yerini alacak bir diğer isimse Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi. Sayın Elçi tabii kabul ederse aday yaparız tabii, aday olur. İnşallah parlamentoya da gelir. Parlamentoda da milletvekili olarak görev yapar. Benim de en büyük arzularımdan birisi odur. Ve pandemi döneminde adından sık bahsettiren iki doktor Kayahan Pala, Bengi Başer 2 Ekim'de yine CHP'nin sıralarında yer almak için başvuruda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'na verilinceye kadar o çalışmalar devam edecek. Seçmen listelerinin de askıya çıkmasıyla birlikte şimdi gözler 9 Nisan'da aday adaylığından adaylık sürecine hangi isimlerin gireceğinde. Heyecanlı bir seçim olacak, güzel bir seçim olacak. Tabii Sözcü TV olarak biz de 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. Yani o gün geldiğinde benim çok arzu ettiğim bir şeydi, onu söyleyeyim. Kısacık bir şey söylemek istiyorum çünkü. Şimdi ben seviyorum seçim yayını. Ana haberden, ana haber sunmaktan daha çok seviyorum. Neden? Çünkü heyecanlı oluyor. Tamam, birçok seçimde belki morarmış olabilirim. Öyle tweetlerimi koyuyorlar, ediyorlar. Öyle diyorlar da o yorgunluktan aslında. Ufak da bir bel fıtığım olduğu için 10 saat ayakta kaldığımız zaman tabii ki yoruluyorsunuz. Anlık bir görüntüyü paylaşıyorlar. Yani orada önemli olan morarmak veya şu yapmak, bu yapmak, kızarmak değil. Önemli olan orada o haberi paylaşabilmek, o özel günde bulunabilmek. Çünkü ben ne AK Parti'yi tanırım, ne CHP'yi tanırım, ne İYİ'sini tanırım, ne HDP'yi tanırım. Kimseyle de benim işim olmaz. Bilenler de bilir zaten beni. Orada benim amacım en etkili şekilde, en sizleri yanıma çekebilecek şekilde haber sunumunu veya seçim sunumunu yapmak. İşte ver İzmir, ver Diyarbakır, ver Trabzon demek benim hoşuma gidiyor. Sözcü ana haber, Sözcü haber olarak da 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. Merak etmeyin, güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir mesaj var, ondan sonra bir dakika listelere ondan sonra gidelim. Ne oldu da demiş, hatta Ankara bizim bakabilir bu habere Özgürcüğüm. Kız yurtları boşaltıldı ama depremzedeler yerleştirilmedi. Burası Ankara, Beştepe kız öğrenci yurdu ve hala boş diyor. Bir başkası da altta Şeyba da şöyle demiş. Ne oldu da üniversite öğrencileri oy kullanmasın diye tarihi açıklamıyorlar. En kısa zamanda üniversitelerle ilgili yüz yüze tarihin açıklanmasını bekliyoruz diyor. Nisan başı gibi de Nisan ayı dediler ama tarihi bilmiyoruz. Öğrencilerin bu şekilde dertleri var. Onu da bildireyim size. Çünkü gençlerin oyu çok önemli. Aşağı yukarı 6-7 milyon genç seçmenden bahsediyoruz dedik. Hepimizi ilgilendiriyor. Lütfen bu haberi dikkatle dinleyin. Seçmen listeleri. Seçmen listelerini mutlaka kontrol edin. Şimdi asıldı ve asıldıktan sonra da gidip bakmanız gerekiyor. İsminiz var mı? İkametgahınız orada yazıyor mu, yazmıyor mu? Çünkü biz bu haberi neden koyduk? Bu bilgilendirme notunu neden koyduk biliyor musunuz? Mersin'de bir kişi gidiyor, listeye bakıyor. Listede adı yok.
ikametgahı yok. Meğersem orada görünmüyor. Ama adam diyor ki ben yıllardır oy kullanıyorum. Ben burada nasıl olmam? Şimdi burada bilerek bir yanlışlık mı var? Yoksa gerçekten hata mı var? Onu bilmiyoruz. O yüzden diyorum ki sizlere seçmen listeleri asıldı. Bakın tane tane söylüyorum. Lütfen sizden rica, bir oy bir oydur, kutsaldır. Gidin isminizi kontrol edin. Aynı zamanda bunu E-Devlet üzerinden de yapabiliyorsunuz. E-Devlet'e gir. Vatandaşlık numaranı yaz, şifreni gir, oradaki kutucuğa da seçmen diye yaz, ondan sonra da karşına ismin çıkıyor mu, ikametgahın çıkıyor mu, nerede oy kullanacaksın, evde kaç kişi kullanacak hepsini görebilirsiniz. Hala seslenmeye devam ediyoruz, sesleneceğiz de kime? Adalet Bakanı'na, Adalet Bakanı'na ve aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcısına, önemli bir isim diye düşünüyorum. Çünkü iki isim de susuyor. Neden susuyorlar diyecek olursanız Sinan Ateş olayından dolayı susuyorlar. Çünkü Sinan Ateş olayında bir belgenin maalesef kaybedildiği iddia ediliyor. İçinde MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un olduğu o belgenin tutanağın maalesef yok edildiği. Devlet hiçbir şey yok olmaz, merak etmeyin. Ama şu anda yok olduğu iddia ediliyor. Alican Uludağ'ın haberiydi bu, Deutsche Welle'dan. Ve iki gündür soruyoruz. İki gündür de nerede, gerçekten bu belgeyi kaybettiniz mi? Ya da gerçekten bu belge varsa nerede? Yoksa neden böyle oldu? Hem Adalet Bakanı, arkadaki beyefendi de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, önemli bir isim. Ahmet Akça da önemli bir isim ve ikisi de susmayı tercih ediyor. Bakın beyefendiler, susmak da bir kabullenmektir. Gerçekten bu belgeyi böyle şöyle mi, yani böyle şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle mi yaptınız yani? Böyle mi yapıldı bu? Bu şekilde çöpe mi attınız bunu? Böyle mi oldu? Bilmiyoruz. Ama sizin ikinizin de konuşması gerekiyor. Çünkü insanların kafasında bu cinayetin, Sinan Ateş cinayetinin çözülmesi yönünde bir soru, çözülemeyeceği yönünde bir soru işareti var. Ve siz bu soru işaretlerini giderebilmek için ikinizden birinin, özellikle siz konuşun, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça. Beyefendi siz konuşun ki bilelim. Ve aile de rahatlasın. Ya üstü kapatılıyor mu, kapatılmıyor mu? Türkiye kamuoyu rahatlasın, üstü kapatılıyor mu, kapatılmıyor mu diye. Bu da MHP seçmeninin tabanında, MHP partisinin tabanında gerçekten bir vicdan sorgulaması yapıyor. Bundan da emin olabilirsiniz. Gelelim. Depremden gidiyoruz değil mi? Deprem haberlerine gidiyoruz değil mi? Bu haberleri unutturmamak gerekiyor. Depremi unutturmamak gerekiyor. Evet, siyaset belki ilk safhada bizde ama siyaset de önemli. Çünkü önemli bir sürecin içerisindeyiz. Ama depremleri de unutmayacağız. Veya depremin sonrasında yaşananları da unutturmayacağız. Şimdi sevgili Meral gerçekten güzel bir habere imza attı. Hatay'a götüreceğim sizleri. Bakın. Şaşıracaksınız bu haberi izlerken. Bir yer düşünün, kapalı bir mekan düşünün ve deprem boyunca insanların ilaca ihtiyacı var. Her türlü ilaca ihtiyacı var. Eczacılar Odası biliyorsunuz çadırlar kurdu etti. Hatta ve hatta Kızılay'dan satın almıştı. Maalesef öyle de bir acı olay yaşadık. Ama bu binanın içerisinde o kadar çok ilaç vardı ki ve ne yazık ki kullanılmıyordu. Aslında biz günlerdir, hatta aylardır söylüyoruz, buradaki eksikliklerden yakınan vatandaşların sesleri olmaya çalışıyoruz. Onları getiriyoruz ekranlarınıza ve bize bahsettikleri, aslında en büyük dertleri biraz da ilaç problemiydi, ilaç kriziydi. Biz de bugün kameraman arkadaşım Başkan Özer'le birlikte Hatay'ın Defne ilçesine geldik. Defne ilçesinde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İl Sağlık Müdürlüğü'ndeyiz. Şimdi burası hemen depremden sonra revir olarak kullanılmaya başlandı. Doktorlar, hekimler bu noktadaydılar, hastaları tedavi ediyorlardı. Önemli bir noktaydı aslında. Fakat biz bugün geldik, ilk karşılaştığımız şey atıl durumda bırakılan ilaçlar oldu. Çok çarpıcı görüntüler. Buradaki bu ilaçların neredeyse tamamı gönüllüler tarafından gönderilmiş. Ülkenin her bir noktasından, gerek yurt dışından gerek yurt içinden, her yerden gönderilmiş. Peki o ilaçlar, o ekipmanlar şu anda ne durumda? Kameraman arkadaşım Boğaçan Özer sizlere göstersin. Şu anda hemen arkamda yüzlerce ilaç bulunuyor. Belki de yüzlerce, hatta binlerce hastanın tedavi olmasına katkı sunabilecek, tedavi olmasını sağlayabilecek ilaçlar bulunuyor. Ve bu ilaçların tamamı şu anda kameraman arkadaşımız size gösteriyor.
Paketli haldeydi biz geldiğimizde. Yarısının da paketi açılmıştı. Çok sayıda enjektör, serum, boyunluk, buradaki hastaların, yine yaralıların tedavi olması için gerekli her şey bu noktada. Yüzlerce, hatta sayamıyoruz, belki de binlerce ilaç, ekipman, yaralıların tedavi olması açısından her şey burada. Buralarda gene paketli yüzlerce serum var. Bu serumlar buradaki yaralıların hemen deprem sonrasında tedavi edilebilmesi için gönüllüler tarafından gönderilmiş yüzlerce ve bunların neredeyse tamamı paketli. Buralarda atıl durumda bırakılmış çok sayıda ağrı kesici ilaç. Üzerlerindeki illere baktım ben. Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Türkiye'nin hemen hemen her bir noktasından gönüllülerin göndermiş olduğu ilaçlar bunlar ve depremin ilk gününden bu yana buradaki vatandaşların en büyük ihtiyacı olan şey de bu ilaçlar. En büyük ihtiyaçta giyimdi biliyorsunuz. Depremin başından bu yana insanların üstlerine giyebilecek kıyafetleri dahi yoktu. İnsanlara ne dendi? Yardım gönderin. Tır tır yardım geldi buralara. Kıyafet yardımı gönderdi duyarlı vatandaşlarımız. Binlerce kıyafet yardımından söz ediyoruz. Peki onlar şu anda ne haldeler? Onu da yine kameraman arkadaşım Boğaçan Özer aracılığıyla yanıtlayayım ben. Bakın buradaki kıyafetlerin tamamı gönüllüler tarafından gönderilmiş. Burada da yine yüzlerce kıyafet var. Belki de bu çok sayıda depremzedenin problemini çözebilecekti. Çok sayıda depremzedenin yarasına merhem olabilecekti. Ancak hiçbir şekilde bunlar yardıma ihtiyacı olan noktalara gitmemiş. Hiçbir şekilde depremzedelere ulaştırılmamış. Burada tamamen çürümeye terk edilmişler. Burada gene yüzlerce, binlerce hayvan şu anda hasta durumda ve herhangi bir şekilde el uzatılmamış. Onlar da bulabildikleri bu tarz alanlara giriyorlar. Peki hangi alanlar? Odanın kapısını açacağım. Orada da gene biraz üzücü görüntüler aslında bizi bekliyor. Kameraman arkadaşım Boğaçan Özer'le hemen hızlıca o noktayı da göstereceğiz sizlere. Burada hayvanlar şu anda hangi şartlar altında yaşamak durumundalar? Ondan da çok kısa bahsetmek istiyorum ben. Yaralı hayvanlar kendilerini zar zor bu noktaya atmışlar. Bakın şu anda buranın ne halde olduğunu sizlere gösterelim. Böyle gelelim Boğaç. Bu tarafa gelelim. Bu revir şu anda bu şekilde yaralı hayvanların durağı olmuş. Ayakta bile durabilecek dermanı yok. Kendisini o da zar zor buraya atmış. Buradaki enjektörleri karıştırmışlar. Gene bu noktalarda kendilerine yiyecek aramışlar belki ve burada yatıyorlar. Burası tamamen hasta hayvanların uğrak noktası olmuş. Şimdi Meral Dan Yıldız bu haberi yaptı. Meral ve Boğaçan Özer imza attı kameraman arkadaş olarak. Bunlar genç arkadaşlar ama çok başarılı arkadaşlar. Çok da başarılı olacak arkadaşlar. Helal olsun. Sizler Meral'i izlerken ben Erdoğan'ın bir sözünü bulmaya çalışıyordum. Dün söylediği bir söz. Heh, buldum. Şimdi az önce ilaç haberini verdik ya, izlediniz. Şimdi vatandaş soruyor, ne oldu da bu ilaçlar çürüyor? Bakın bu ilaçlar, evet, gönüllüler bunu getirmiş ilaçları, ama bu ilaçların dağıtımının yapılması veya bu stoğun olduğunun bilmesi gereken kurum AFAD. AFAD dediğimiz kurum. Peki AFAD'ın bundan haberi var mı? Bence yok. Olsa zaten bunları dağıtırdı. Remzi'cim sen de çok kibarsın. Organizasyon sıkıntısı diyor. Çok kibar. Remzi çok kibar bir yönetmen arkadaşım. Buna organizasyon rezaleti denir. Başka da bir şey denmez. Remzi gerçekten kibar bir arkadaş. Organizasyon sıkıntısı diyerek yumuşak geçti. Ben daha sert geçeyim size. Organizasyon rezaleti. Ancak AFAD'dan bunu beklersiniz zaten. Şimdi Erdoğan'ın hani tabii hiçbir şey yapmadı mı? Yaptı. Yapmak zorunda zaten yani. Ama afetlere AFAD'ın hazırlıklı olmadığını gördük biz. Ya işte biliyorsunuz neler yaşandı 6 Şubat'tan sonra, ya ulaşamadılar, gidemediler. Hala daha gittiniz de her yerde diyor insan. Ya telefonlar kesildi arkadaşlar ya. Telefonlar kesildi. İnsanlar birbirine 8 saat boyunca ulaşamadılar ne yazık ki. Bazı birçok insan da kurtulabilecekti orada. Yani çaresizlikten bahsediyorum size ya. Çaresizlikten bahsediyorum. Erdoğan'ın sözü de şu. Vatandaşlar ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı diyor. Bakın bu haberi kime ithaf ediyorum biliyor musunuz? Çaresiz kalmadı diye düşünenlere veya biz çare ürettik cümlesini kuranlara ithaf ediyorum. Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de gittikleri yerlerde yalnız, çaresiz kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir yayında bu sözleri sarf etti. Biz de deprem bölgesindeki vatandaşlara kendilerini nasıl hissettiklerini sorduk.
Hidayet sahiloğulları depremin hemen ardından evsiz kaldı, bahçede yatmaya başladı. %79 engeli var. Kendisi çadır talebinde bulundu ancak bu ihtiyacı giderilmedi. Ardından ailesi kendi imkanlarıyla bir baraka yaptı. Şu anda burada kalıyor ancak ne yatabiliyor ne de kalkabiliyor. Tek ihtiyacıysa konteyner ancak giderilmediğini söylüyor. Onlar da diğerleri gibi depremden sonra evsiz kaldılar. Ardından büyük bir çaresizliğe mahkum oldular. Beyanlarında hiç kimse yoktu. 10 seneden beri yatalak evdeydi, iş yok, güç yok. Sonra deprem oldu, eviniz yıkıldı. Yardım talebinde bulundunuz mu? Ya 5 yere gittim çadırı için. Raporu aldım, gösterdim. Sana döneceğiz, dönmediler. İşte bak kendi paramla çadırı aldım. Bir şey göndermediler. Şimdi bugün gittim, dedi selam. Orada yazılmışsan sana gönderecekler. Ne zaman? İşte deprem bitti ki daha bana şey gelecek. 7 çocuk babasıyım ya. Bir çadır aramadık. Hidayet Bey'in kız kardeşi Nesrin Hanım'sa abisinin çadırda yaşamakta ne kadar güçlük çektiğini anlattı kameralarımıza. Zorlanıyor. Biz destek veriyoruz tabii ki. Tek başına hiçbir şekilde hareket edemez. Etse bile yanında korumayız elbette. Düşebilir, kayabilir. Affedersiniz tuvaletini, işte lavabosunu götürüp getiriyoruz bu şekilde. Engelli raporu götürdük, 5 yere götürdük, AFAD ekiplerine Kızılay'a götürdük, muhtarlığa götürdük. Ha yani zaten 10 gün sonra bizim muhtarımız bir tane çadır verildi, hakkı da inkar edilemez. Ama işte 10 aile bir çadırın içindeyiz. Sonra kendi çabamızla naylon alındı, brandalar getirildi. Abime ailesine bir şeyler yapmaya çalıştı. Altlarına serebilecek bir halıları dahi yok. Yine bu barakayı yapmak için de komşularından parayla odun satın almışlar. Şimdi vatandaş dikkatli, Gendi diye. Ne oldu da buradan da biz kendimize bir paya çıkartalım. Şırıngaları ilaç olarak gösteriyorsunuz. Yakışmadı Fatih Bey demiş. Yani orada yani birçok şeyi gösterdik. Yani ona takılmamanız gerekiyor. Aslında burada takılmanız gereken ilaçların orada çürümesi. Yani orada ilaçların ihtiyaç sahibi olan insanlara maalesef ulaştırılamaması. Ama bakın ben şunu söyleyeyim. Seyirci her zaman çok dikkatlidir, biliyor musunuz? Seyirci her zaman çok dikkatlidir. Ve bu benim bu meslekte öğrendiğim yegane, yermiyorum çünkü, yegane öğrendiğim özelliklerden birisi. Bu mesleğin özelliklerinden birisi. Ben mesela hiç kamerayla kavga etmem. Benim öyle bir özelliğim vardır. Ne demektir kamerayla? Yani dalaşmam kamerayla. Çünkü arkasında siz olduğunu bildiğim halde ben kamerayla olayı berabere bitirmeye çalışırım. Çünkü kazanamayacağımı bilirim. Çünkü canlı yayın yapıyoruz. Çünkü o arkadaşımız orada heyecanla bir şey anlatıyor. Canlı yayın yaparken kelimelerin, cümlelerin ağzınızdan nasıl çıkacağını bir taraftan düşünüyorsunuz ve bir taraftan da konuşuyorsunuz. O yüzden kamerayla ben yarışmam veya bir mücadele içerisinde olmam. Maçı berabere bitirmeye çalışırım. O arkadaşımız da Meral de orada her şeyi kısıtlı zaman içerisinde anlatmaya çalışıyor. Enteresan bir mesaj var. Bir dakika Remzi'cim, ben bu mesajı okumalıyım. Bir insanın düşünce yapısını size anlatacağım bu mesajda. Twitter'dan gelmiş. Şöyle diyor. Özgürcüğüm bak sen de dinle. Ne oldu da Portakal, Sinan Ateş sizi bu kadar neden ilgilendiriyor? Biraz gerçekçi olun, inanalım demiş. Resul Bey, sizde nasıl bir vicdan var ya? Sizde nasıl bir vicdan var arkadaş? Yani bakın ben o beyefendiyi tanımam. Allah rahmet eylesin. Ama yani görüş olarak da evet, ben o görüşlerde çok fazla değilim. Ama bir insandan bahsediyoruz, görüşten, ideolojiden değil ve maalesef vicdanı kararan Resul Bey'in, soyadını okumayacağım, vicdanı kararan bir kişinin elinden veya kafasından geçen düşünceleri görüyor musunuz? Sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Ben söyleyeyim mi neden ilgilendirildiğini? Çünkü bu adam öldürüldü, katledildi, suikaste uğradı, iki çocuğu var, gözü yaşlı bir eşi var, annesi var, babası var. Yeter mi sevgili Resul? Belki vicdanına bunu anlatabilirsin. Bu arada eski ağır ceza hakimlerinden Osman Kaçmaz'ı biliyorsunuz. O da Sinan Ateş olayıyla ilgili şunu söylüyor. Hiç kimse bir evrağın kaybedilmesini göze alamaz. Seçimden sonra üzeri açılacaktır diyor. Bu da önemli bir haber bence. Depremden geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe stadıyla ilgili gerek deprem profesörü Ahmet Hoca'nın gerekse Ahmet Hoca'nın soyadı neydi? Övgün Ahmet Ercan. Ahbabızdır zaten Nazilli'den kendisiyle de, onu da söyleyeyim. Ahmet Hoca Fenerbahçe stadının zemininin kötü olduğunu söylüyordu. Boğaziçi, İTÜ, Yıldız
ve Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı ortak raporda da zemini en kötü yer Fenerbahçe stadı olduğunu söylemiştim. Fenerbahçeli yöneticiler hemen tepki gösterdiler buna. Hayır, stadımız iyidir diye. Ben zaten stadınız kötüdür demedim. Bakın, ben zemini kötüdür dedim. Türkiye'deki, İstanbul'daki zemini kötü yerlerden biri. Çünkü o stadı yenilediğinizi biliyorum. Betonunda, demirinde ben bir sıkıntı görmüyorum. Ben zemininden bahsediyordum. Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Teşekkür ederim. Ama bu bizim izlendiğimizin bir görüntüsü, ifadesidir. Ve insan sağlığını ilgilendiriyor. Fenerbahçe Kulübü de dedi ki, stadımız sağlamdır. Onda tereddütüm yok benim, sağlamdır. Ama zemin olarak maalesef iyi bir zeminden bahsetmiyoruz. Eğer yine cevap hakkı kullanmak isterseniz yine sizlerle paylaşırım diyeyim. Ardından şimdi geldik. Ben bu haberde yanıldım. İtiraf ediyorum. Çünkü ben bundan yaklaşık bir ay önce bir bilgi aldım. O bilgi, bir kulis derler ya, Ankaralılar çok sever kulis demeyi. İşte o kulis bilgisini aldım birisinden, iktidara yakın birisinden. Dedi ki bana, Fatih Bey dedi. Aramızda mesafe olduğu için Fatih Bey dedi, önümüzdeki bayramlarda, yani hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında emeklilere promosyon, yani ikramiye 3.000 lirayla 5.000 lira arasında olacak dedi. Ben de ihtimalli davranarak olabilir diye bir cümle kurdum ama maalesef yanıldım. Bugün açıklandı, emekliler iki bayramda 2.000 lira para alacağız. Bayram ikramiyeleri Ramazan bayramı için 2.000 lira, Kurban Bayramı için 2.000 lira olmak üzere 1.100 liralık ikramiyemizin her birine 9 liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. Bir yanda ittifak pazarlıkları, öte yanda ekonomik paketler, seçimler yaklaşırken iktidar elindeki kartları bir bir açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce 5.500 lira olan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7.500 lira olarak açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Değil mi? Sonra da AKP grubuna talimat verdi. Emeklilere dini bayramlarda verilen 1.100 liralık ikramiye 2.000 liraya çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, biraz sonra vereceğimiz kanun teklifine bayram ikramiyelerinin 2.000 lira olması müjdesini kamuoyumuzda paylaşın diye ifade ettiler. Verdiğimiz kanun teklifinde bayram ikramiyeleri Ramazan bayramı için 2.000 lira, Kurban bayramı için 2.000 lira olmak üzere 1.100 liralık ikramiyemizin her birine 9 liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişi bu 2.000 liralık bayram ikramiyelerinden 9 liralık artıştan faydalanmış olacaklar. 14 Mayıs yaklaştıkça hükümet kesenin ağzını açtı. Ramazan günü tenceresini kaynatmakta zorlanan vatandaş, hükümetin başka hangi paketleri var şimdi onu bekliyor. Şimdi şöyle bir şey yaşayabiliriz. Bizim reji hareketli bir reji. Seviyorum böyle bir rejiyi. Tabii söyleyeceğim canım, dur. Tabii uyuyorlar bana da. Çünkü konuşan bir bülten. Önümüzde akan yazı yok, hiçbir şey yok. Herkesin fikrini ben duyuyorum bu kulaklıktan. Buna kulaklık deniyor, buna mikrofon deniyor. Dünkü hatayı yapmayacağım. Şimdi orada Ali var. Ali'nin görevi orada resim sesici mi? Ali demiş ki, ben de aynı fikirdeyim. Şöyle diyor Ali, ben de aynı fikirdeyim onunla. Ya diyor, şimdi beyefendi açıkladı ya, önemli isim, iktidar partisinden 2.000 lira dedi. Önümüzdeki günlerde, birkaç gün içerisinde Erdoğan şöyle diyebilir. 2.000 liraydı ama 2.000 lira da ben koyuyorum arkadaş. 4.000 lira yapıyorum, 5.000 lira yapıyorum deme ihtimali var. Ama tabii kimin parasını kime veriyor? Milletin parası bu yani. Onu da söyleyeyim. Burada bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Önümüzdeki günlerde, kulaklığımda ses gitti bu arada, bana eğer reklama pas atmam gerekiyorsa söylersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ve burada Erdoğan önümüzdeki günlerde... Tamam, geldi. Tekrar önümüzdeki günlerde asgari ücretle de ilgili şöyle diyebilir. Ya asgari ücreti de 10.000 TL'nin üzerine çıkartıyorum deme ihtimali de var. Süren var mı biraz? 30 saniye var. Peki, ona reklama gideceğim çünkü Selda Hanım şöyle diyor. Ne oldu da orada ilaçların ve serumların olduğunu başka kanalda da gündüz gördüm. Yani sadece şırınga değil, orada atıl bırakılan acil yardım malzemeleri var demiş. Aynen öyle. Reklama gideceğiz, geleceğiz. Ardından tekrar haberlere devam edeceğiz. Sadece 4 dakikada reklamımız var şu anda. Ayrılmayın ekran başından. Ve İyi Parti'den önemli bir isim Aytun Çıray da konuğumuz olacağız. Konuğumuz olacak. Diplomayı da konuşacağız. Onu da size söyleyeyim. Reklam.
soracağım. Ne diyorsun bu tatil hazırlıklarına? Ya hocam şimdi adam tatili fırsata çevirmiş. Tatil budurla erken rezervasyon fırsatından yararlanmış. Tak 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 tak. Tam bir taktik ustası. Tebrik etmek lazım. Bir fırsat da benden gelsin mi o zaman? Gelsin. Erken rezervasyon fırsatlarıyla dolu tatil seçenekleri için doğrusunu isterseniz tatil budur. Budur hocam. Hocam. Şu üçlü tercih seti nasıl? Üçlü yeter mi canım? Altılı olsun. Doğru. Üçe erteleme var zaten. Ayrı yerlerde olsak da gönlümüz bir. Ramazan'ın bereketini paylaşalım diye ödemeleri 3 ay erteliyoruz. Hepsi burada sözü. Okunmuyor. Tatlı yapamayacağız. Arkaya bakın, arkaya. Anne, anne. Bana değil, kağıdın arkasına bakın. 60 yıldır en lezzetli tariflerin arkasında o var. Sinangil. Birbirinden güzel tatlılar, börekler hep Sinangil'le var. Ne de olsa Sinangil, mutfaklara girdiği ilk günden beri maharetini gösterir. Merhaba. Bakın doğal, çiçek gibi, baldan tatlı, hem de ucuz. Yok, yemezler. Hı? Yani bal parmak değilse yemezler. Bala gerçek değerini verenler, arıların yaptığı doğal balı tercih eder. Özenle seçilen bal, bal parmak. 21. yüzyılda büyüyen Türkiye'nin insansız çalışan depoları. Temesist. Uludağ doğal maden suyuna neden güvenirim? Nedenleri şişelerimizde ve nedenuludağ.com'da. Aşkım? Ne yapıyorsun sen? Hiç, akakçaya bakıyorum. Her gün bunun neyine bakıyorsun anlamıyorum der ya. Ya bir ürün vardı, takibe almıştım. Fiyatı düşünce bana bildirim göndermişler hayatım. Bak. Bildirim. Evet. Kerem bunu da mı bilmiyordu? Hayır, tabii ki bunu biliyorum. Eğer bilseydin bu süpürgeye o parayı vermezdin. İtiraf et, bilmiyordum be. Almadan önce Akakçe. Evet sayın seyirciler. Şimdi tatilin tam zamanı. Rotanız neresi olursa olsun butona bas. Tatili başlat. Rüyalarını süsleyen o tatili tek bir tuşa sığdırdık. Şimdi sen de tatilsepeti.com'a gel, tatili başlat. Tatil sebebin varsa tatil sepetin var. Dünyaca ünlü projelerin markası ESTA, Dünya Şehirleri konseptli ödüllü projesini Bahçeli Evler'e getirdi. Benesta Podio Bahçeli Evler'de Londra'nın yeşil peyzajları, Paris'in cıvıl cıvıl meydanları, Milano'nun moda butikleri ve Tokyo'nun sağlam binaları sizleri bekliyor. 100 metreye ulaşan bina arası mesafeleri, dört tarafı açık cephesi ve ön talebe özel ilk fiyat avantajıyla Benesta Podio Bahçeli Evleri inşa aşamasında incelemek için randevunuzu alın. Üstelik dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri arasında yer alan ESTA güvencesiyle. 444-0899. Tekrar karşınızdayım. Sizlere bir kez daha iyi akşamlar diliyorum ve ana haberimiz devam ediyor. Saat 7'de başlıyor Sözcü Ana Haber. Saat 9'a çeyrek kalaya kadar da devam ediyor. Birazdan İyi Parti'nin önemli ismi Aytun Çıray bizlerle olacak. Aytun Çıray bugün Erdoğan'ın diploması için YÖK'e bir başvuruda veya YÖK'e bir çağrıda bulundu. Diplomayı paylaşın dedi. Herkes merak ediyor çünkü ay sonunda resmi olarak YSK takvimine göre tabii ki Cumhurbaşkanlığında yarışacak adaylar da belli olacak. Tabelamız ne oldu da tabelamız biz sizlere yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube ortamından da izliyorsunuz bizi. 42 bin. Oo, süper. İzlenme harika. Bu şekilde bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine kanallardan ulaşabiliyorsunuz. Platformlardan ulaşabiliyorsunuz. Genç daha yeni bir kanalız. Yeni bir haber kanalıyız ama iddialı bir kanal. Haber kanalıyız. Onu da aktarayım sizlere. Şimdi Fatih Bey güzel haberler veriyorsunuz. Sağ olunuz. Amaç tabii uyandırıcı haberler vermek. Güzel kelimesi bana orada başka bir anlam çağrıştırıyor. Ülkenin haberleri aslında güzel değil.
Ama farkındalık yaratacak haberler, kötü haberler bunlar. Ne var ki bizlerde farkındalık yaratması gereken ve sorgulamamızı sağlayan haberlerden bahsediyorum. Eğer sorgulamazsak böyle bir düzen devam edecektir. Böyle bir düzeni bir şekilde değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Değişim mutlaka şart diyenlerdenim ben. İşte gelenler bir bakalım, yeni gelenler bir vizyon getirsin, bir şey getirsin, bir bakalım görelim. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Çünkü çare üretilemeyen günlerden geçiyoruz. Şimdi sizi yine Meral çok güzel veya çok yerinde haberlere imza atıyor deprem bölgesinde. Dün ilk iftardı orada. Kolay değil insanların yaşadıkları arkadaş. Sıcak bir yemeğe muhtaç insanlardan bahsediyoruz. O sıcak yemeğe, suya, çorbaya ulaşamayan insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar Ramazan ayında ilk iftarlarını açtılar. Ama bu iftar o kadar da kolay değil. Yolda iftar çok iyi geçerdi. Etimiz vardı soframızda, zeytinimiz, peynirimiz, her şeyimiz oluyordu. Ama şimdi kısıtlı. İşte iftarımızı makarnayla, çorbayla açıyoruz. Ramazan ayı deprem bölgelerinde yaşam mücadelesi gölgesinde çaldı kapıyı. Binlerce depremzede buruk oturdu sofraya. Çünkü ne yeterli gıda vardı ne de başlarını sokacakları bir yer. Kolay kolay şeyler gelmiyor bize. Yemek olarak zaten kendi imkanlarımızı sağlıyoruz. Ancak işte gönderilen şeyler, ufak tefek şeylerle zamanımızı geçiriyoruz, yemeklerimizi geçiriyoruz. Yani şu andaki yaşantımız gerçekten çok zor. Hatay unutuldu mu? Saman daha doğrusu unutuldu mu onu da bilmiyoruz artık. Yani şu anda elimiz kolumuz bağlanmış. Bir gecede hayatımız tamamen yok oldu. Ramazan önce zaten açtık. Aşevinden üç defa yemek alıyorduk oradan. Daha sonra zaten kesildi artık. Yemeklerimiz kesildi. Yemek alamıyoruz artık. Biz kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. Birkaç tane kutularımız var. Bunları ne zaman kadar o yeter de onu bilmiyoruz. Yeter mi yetmez mi onu bilmiyoruz. Bu bir ay yeterse gelecek ay sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. Biz bayağı kalabalık bir aileyiz. Ne şekilde yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Depremzedeler Hatay Samandağ'da masaları da çadırlarını da yollara kurdu. Sofralarında ise bir tabak makarna vardı. Oruçlarını açacak suya dahi zor eriştiklerini söylediler. Şu an hakikaten zor durumdayız. Bu durumda yani oruç tutmak bize göre şu halde zordur. Allah bizi affetsin. Suyumuz yok. Yıkanacak yerimiz yok. Nereye gitsek yani açıkta olmuyor. Çadırda zaten yatıyoruz. Evlere de giremiyoruz. Bazen iki günde bir, bazen günde bir yiyoruz bunu. Öyle de yani çeşitlerimiz çok az. Gelen yardımda bize göre azdır. Allah kabul etsin diyeyim ama gerçekten Allah sabır da versin. Ve Cumhurbaşkanı'nın o sözünü hala daha unutmuyorum ya. Dün söylediği sözden bahsediyorum. Ne deprem bölgesinde ne de depremin dışındaki yerlerde kimseyi çaresiz bırakmadık diyor ya. Bu cümleyi söyleyebilme özgüvenini kendinde gören bir cumhurbaşkanı. Bu insanlar yalan mı söylüyor ya? Bu insanlar yaşadıklarını anlatıyorlar. Bu insanlar bu derdi çekmese, bu problemi yaşamasa anlatırlar mı? Bak zor diyor, suya bile insanlar ulaşamıyor ama cumhurbaşkanı için sıkıntı yok. Yani o bir şekilde bir mesaj vermek zorunda. Çaresiz göstermemek zorunda yurttaşını. Çünkü 51 gün sonra seçime gideceğini biliyor. Ama her şey seçim, her şey oy değil ki. İnsanların gerçek mutluluğuna veya gerçek sorunlarına parmak basmak gerekiyor. Ve bu insanları dinlemek gerekiyor. Biz bu insanları size ulaştırmaya devam edeceğiz. Tıpkı Ümraniye'deki haber gibi. Şimdi bu Ümraniye'deki haber nedir diyecek olursanız bu da şu. Geldi. Bakınız burası Mustafa Kemal Mahallesi. İstanbul Ümraniye. En büyük ilçelerinden biri. Şimdi burada sağlık ocağı var. Ve bu sağlık ocağı depreme dayanıklı olmadığı için boşaltıldı, tahliye edildi. Aa diyeceksiniz ki ne kadar güzel ya Fatih, her yerinde yapmışlar. Evet, yerinde bir hareket yaptılar ama buradan çıkanlar bakın nereye gitti. Nasıl başka yere gidebilirim? Bak ilaç yazdırmaya geldim ben buraya. Adam feşli, ben dizim ağrıyor, belim ağrıyor, gidemiyorum. 75 yaşında elinde bir poşet ilaçla kala kaldı sağlık ocağının önünde. Oysa felçli eşi için yolu düşmüştü. Her gün alması gereken ilacı yazdırması gerekiyordu. Ama Tahmazak'ta sağlık ocağına geldiğinde ne doktorlar ne de bir sağlık çalışanı vardı. Nedeni
depreme dayanıksız olan binanın taşınmasıydı. Ama Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nin tek sağlık ocağı olan Mustafa Kemal Aile Sağlığı Merkezi'nin önündeyiz. Geçtiğimiz günlerde bu bina için depreme dayanıksız raporu çıktı ve bir hafta içerisinde tahliye edilmesi kararı verildi. Ancak bina 24 saat içerisinde boşaltıldı. Buradaki sağlık çalışanları ise bu binaya 1,5 kilometre uzaklıktaki Esat Paşa ASM'ye görevlendirildi. Ancak oradaki binanın buradaki binaya göre daha çürük olduğu ortaya çıktı. ASM'nin kolonları elinize demiri aldığınız zaman parça parça. Güvenli diye sağlık çalışanlarının nakledildiği aile sağlık merkezi. Yapı malzemesinde deniz kabukları var. Kirişler aşınmış. İçindeki paslı demir gözüküyor. Duvarları çatlak. Ekrana gelen bu manzara depreme dayanıksız diye tahliye kararı verilen Mustafa Kemal Sağlık Merkezi'nde yok. Yani çürük binadan daha çürük binaya taşınmış oldu sağlık çalışanları. Kamu hizmeti veriyoruz. Güvenli kamu binalarında çalışmak istiyoruz. Kararı veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü. Aslında ilk tahliye kararı sağlık ocağının hemen yanında bulunan Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği içindi. Bu kapsama daha sonra mahallenin tek sağlık ocağı da eklendi. Tahliye işlemlerindense en son doktorlar ve diğer sağlık çalışanları oldu. Aile sağlığı merkezleri her zamanki gibi unutuldu. Tahliyesi yapılan sağlık ocağından en az 40 sağlık çalışanının nereye gideceği belli değil. Unutulanlar arasında bir de hastalar da vardı. Taşınmasını istemiyoruz tabii ki. Taşınırsa da ki ya daha düzgün bir yere taşınsın. Sabahleyin oğlum hastaydı. Geldim, hastane yok. Benim oğlum ateşler içinde 40 derece ateşi var. Neymiş, buraya yıkılacakmış. Esat Paşa Aile Sağlığı Merkezi çalışanları da endişeli. Hem binanın yıkılacak olmasından hem de personel ve hasta sayısının artmasından. Asıl soru, çürük binadan çökme garanti olan binaya taşınmayı onaylayan kim? Neye göre bu karar verildi? Bir sonraki adım ne olacak? Cevap bekleyen, merak edilen sorular arasında. Şimdi benim aklıma şu takılıyor, belki sizin de aklınıza takılıyordur. Bir, 6 Şubat depreminden önce bu yerler bilinmiyor muydu? Peki bu yerler niçin bu şekilde kontrol edilmiyordu? 6 Şubat depremi oldu, ondan sonra Türkiye'nin her yerinde, başta İstanbul olmak üzere, her yerde okullar, kamu binaları, onlar bunlar kontrol edilmeye başlandı. Aklınız neredeydi arkadaş? Ha, Süleyman Soylu'nun şöyle de bir cümlesi vardı, biz İstanbul için hazırlanıyorduk. Ama İstanbul için de hazırlanmadınız ortada Süleyman Bey. Bak önümüzdeki günlerde bölgeden milletvekili olacaksınız. Öyle de bir söz söylediniz, bu söz de ortada duruyor. İstanbul için de hazırlanmamışsınız. Ve nasıl yapacaksınız bunu? Neden hazırlanmadınız? Hala bilmediğimiz o kadar çok yer var ki, bakın biz İstanbul'dan bahsediyoruz. Burada medyaya, basına ulaşabiliyorlar. Ya diğer yerlerde kamu binaları nasıl? Atıyorum Bursa'da nasıl mesela? Veya Nevşehir'de nasıl? Niğde'de nasıl? Ve Hakkari'de nasıl? Karadeniz'de, Sinop'ta nasıl? Bilmiyoruz ki. Orada neler olup yaşandığını bilmiyoruz. Sadece İstanbul'a odaklandık. Bu arada İstanbul demişken İBB kira desteği veriyor. Aynı zamanda da o kentsel dönüşümlerde faiz desteği de veriyor. Faiz ödeme desteği de veriyor. İBB'nin sitesinden bunu öğrenebilirsiniz. Bu notu da sizlerle paylaşayım. Ve insanlar bir şekilde seslerini de duyurmaya çalışıyorlar. Daha İstanbul'da böyle ne binalar vardır arkadaş. Haberimizin olmadı. Sadece İstanbul değil, Türkiye dökülüyor bina stoğu olarak. Ve bir ceza, daha doğrusu yeniden yargılama balyoz davası ile ilgili. Balyoz davasında yerel mahkeme vermiş olduğu kararda beraat vermişti ve o beraattan sonra tekrar yeniden yargılamaya gidildi. Yeniden yargılamanın sonrasında beraattan cezaya. Yani ne demektir? İşte Çetin Doğan 6 yıl 8 ay, Behzat Balta 5 yıl 10 ay, Mahmut Kaza ve İhsan Balabanlı 5 yıl 5'er ay ceza aldılar. Bu şekilde balyozda balyozda da cezalar verilmiş oldu. Burada ilginç olan tarafı biliyorsunuz. Balyoz dediğimiz olay kumpas davası. Yani o zaman cemaat olarak bilinen, iktidarla birlikte kol kola giden, kardeş,
kardeş diyelim. Ama daha sonra da 17-25'ten sonra araları bozulan, o ses kayıtlı, iddia edilen ses kayıtları var, onlar var, bunlar var, şunlar var. Ve daha sonra da Erdoğan'ın işte 17-25'i milat gördükten sonra, tövbe ettikten sonra ve sonrasında da tabii ki yaşanan olaylar. Ondan sonra FETÖ olarak ilan edildi ve bu kumpasın sonrasında ki kimler tarafından kurulduğu da belli, verilen son yargılamada Çetin Doğan ve diğer arkadaşları da cezaya çarptırıldılar dedik. Çok konuşulan sözlerden biriydi, onu da söyleyeyim. Yavuz Ağır Alioğlu ve onunla ilgili acaba Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecekti? İşte Halk TV'de bu soru da soruldu kendisine. Yavuz Bey işte sizi tek adam görüyor, öyle bir sözü de vardı. Hatta sözlerinin bir tanesinde evet Kılıçdaroğlu'nu destekledik ama Kılıçdaroğlu'na da angaje olduk gibilerinden bir cümle de vardı. Bu soru soruldu Kılıçdaroğlu'na. Kırgın değilim dedi. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sayın Ağar Alioğlu da eleştirebilir. Yani siyasetçi olarak eleştirebilir. Ona da herhangi bir kırgınlığım da yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı isimlerdendi Yavuz Ağar Alioğlu. Bu kez meclisten ses yükseltti. Sözleri çok sertti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise o sözlerle ilgili ilk kez konuştu. Yok, merhabamda görüşmedim. Merhabamda görüşmem bir şikayet anlamında olurdu. Hiç buna gerek yok. Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında cevapladı soruları. Kavgaların bir kenara bırakılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Sayın Ağar Alioğlu da eleştirebilir. Yani siyasetçi olarak eleştirebilir. Ona da herhangi bir kırgınlığım da yok. İyi Parti'de Ağar Alioğlu ile ilgili sessizliğini bozdu. Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu açıklamanın partiye yeni katılımların olduğu gün yapılmasının üzücü olduğunu söyledi. Zamanlaması üzücü. Siyaseti paylaşmak ayrı, fikirlerine katılmak ayrı. Bunu ifade etmek ve zamanlaması ayrı. Bir tepkide İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na İyi Parti'de destek kararının çıktığı toplantıya işaret etti. Ağar Alioğlu da oradaydı. Neden o zaman konuşmadı diye sordu. Sayın Ağar Alioğlu da o toplantıdaydı. Geçenlerde yaptığı basın toplantısındaki görüşlerini orada söylemedi. Partinin yetkili organları vardır, yetkili kurulları vardır ve partinin sözcüleri vardır. Bunların söylediklerini siyasi muhatap olarak kabul etmek gerekir. Kakafoni ile demokrasiyi karıştırmamak gerekir. Tartışmaların odağındaki isim Ağar Alioğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Yeni iddiaları gündeme taşıdı. Seçimde ben partimi destekleyeceğim. Şartlarımı yaptım. Milletvekilliği adaylığı için başvurmadım. Bu şartlar altında genel başkanım, bir kararımız var. Bu kararımızın hilafına olduğunuz için sizi aday yapamayız diyebilir. Saygı duyuyorum. Ama partimizin size ihtiyacı var. Partimizle ilgili propaganda işlerinde çalışırsınız. Adaylık müracaatında bulunabilirsiniz derse başvurumu yapabilirim. Ağar Alioğlu bir de paylaşım yaptı sosyal medyadan. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Ben ne söylüyorum? Tamburam ne çalıyor? Ne söylediğim burada? Bunun dışında söylenenler, itham ve itiraflarla ilgilenmiyorum. Tekzip etme ihtiyacı dahi duymuyorum. Uğruna mücadele ettiğimiz değerler için taşlanmayı da göze aldık. Zaman, ifade ettiklerimi anlaşılır kılacaktır. Yine gelen mesajlar içerisinde maaşlarımız yetmiyor demiş bir vatandaş. Emekli maaşından bahsediyor. Bakın emekli maaşlarında da biliyorsunuz 5500 liraydı. 7500 liraya çıkardılar. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Ama 7500 TL'nin üzerinde maaş alıyorsanız, emekli maaşı alıyorsanız ona bir ilave olmayacak ve bu emekliler arasında bir tereddüte veya soru işaretlerine neden oldu. 5500 liradan evet 7500 liraya çıkardılar. Tabii ki bunu seçim için yaptıklarını biliyoruz. Yani neticede bu parayı dağıtıyorlar ve seçim müjdesi olarak veriyorlar. Ama 7500 lira alan kişinin emekli maaşına da bir katkıda bulunmuyorlar veya belli bir oranda zam yapmıyorlar. Bu aslında ülkenin nasıl yönetildiğinin de bir göstergesi. Şöyle anlatayım size. Bohça vardır ya, bohça. Yamalı bohça. Yani böyle derler yamalı bohça. Bir bohça her tarafta böyle şey olmuştu işte dikiş dikiş. Artık öyle. Yani bir taraftan veriyorsunuz ama diğer taraftan patlatıyor. Bir taraftan veriyorsunuz diğer taraftan patlatıyor. Artık bohça dediğimiz o bez parçası da dikiş tutmuyor maalesef. Dikiş tutmadığı için böyle şey oluyor. Şimdi bir taraftan birilerini sevindireyim diyorsun. Diğer taraftan emekli maaşı 7500 liranın üstünde olan insanları da üzüyorsun.
Yani bunun bir dengesinin de ben, aslında dengesizliği de seçim zamanı 14 Mayıs'ta sandıkta göreceğimizi düşünenlerdenim. Bununla da ilgili önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da arkadaş size de tamam %15, %20 veriyoruz derlerse hiç şaşmam. Olmayacak şeyler değil bunlar, olabilecek şeylerden bahsediyoruz dedik ve bugün... Millet İttifakı nerede diye soracak olursanız, bugün Millet İttifakı Malatya'daydı. Ve o Millet İttifakı'nın, daha doğrusu masada bulunan 6 liderin hepsi de oradaydı. Vatandaş olduğu kadar mağdur olmuştur. Sizden ricamız, lütfen bu iktidarın başına gelin ve bu ülkeyi ayağa kaldırın. Bizi iktidara taşıyacak olan sizlersiniz. Biz sizlerin sorunlarına kilitlendik. Bakın bunu büyük bir samimiyetle ifade ediyorum. Sorunlarınıza kilitlendik. Ne bir çadır ne de konteyner. Başını sokacak bir yere muhtaç vatandaş sahipsiz bırakıldıklarını söyledi. 3 gün boyunca sokakta gözlerinin önünde çağ çocuk beklerken bir çadır alamadık. Belediyesi, milletvekilleri hiçbiri bile sahip çıkmadılar. Tamamıyla sahipsiz kaldık. Şu anda sistem ekonomik olarak baktığınız zaman tamamıyla bitmiş bir memleket görüyorsunuz. Millet İttifakı'nın deprem bölgesine ziyaretleri sürüyor. Adres bu sefer Malatya'ydı. Liderler depremzedelerle iftar yapmak için geldi kente. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaklarının deprem bölgesini ayağa kaldırmak için özel bir çalışma yaptığını söyledi. Biz geleceği, güzel bir geleceği en kısa sürede yeniden inşa etmek durumundayız. Deprem sonrası yaraların sarılması ve kentlerin yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili düşünen, üreten bir ittifakız. Temel hedefimiz bu. Şehirlerini terk etmek zorunda kalan depremzedelere dikkat çekti. Bölge için çıkarılacak özel bir yasaya vurgu yaptı Kılıçdaroğlu. Kenti terk edenlerin tekrar eski yuvalarına, kentlerine dönmeleri gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Bu bölge için özel bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Biz Millet İttifakı olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Neyi nasıl yapacağımız konusunda da önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz. 4 gün önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini söyleyen Yeniden Refah Partisi son anda fikir değiştirdi. Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Basın mensupları bu konuda Kılıçdaroğlu'nun fikrini sordu. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Deprem sonrası yaraların sarılması ve kentlerin yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili düşünen, üreten bir ittifakız. Temel hedefimiz bu. Ankara'da şu olur bu olur önemli değil ama Malatyalı bizden bizim geleceğimiz ne olacak diye bekliyor. Bu arada yine gelen mesajlar içinde Barış demiş ki bakın bu önemli ve yetkililerin de buna bir çözüm bulması gerekiyor. O yüzden seviyorum bu interaktif program sunmayı. Yani hem YouTube'dan gelen mesajlar hem sizden gelen mesajlar bilmediğimiz şeyleri de bildiriyor. Demiş ki bakın Fatih Bey, yetim dul aylığı hala 5000 TL'nin altında. Lütfen dile getirir misiniz? Yetim dul aylığı hala 5000 TL'nin altındaymış. Lütfen lütfen dile getirir misiniz diyor. Bir başkası da Onur Bey de şunu demiş. Fatih Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun. Ehliyet affı bekleyen mağdurlar olarak sesimizi duyurur musunuz? Ehliyet yoksa, ehliyet yoksa oymon yok diyoruz. Nazik bir dille efendim diye de notu düşmüş Onur Bey. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, çok mersi. O zaman ehliyet dediniz ya. Tabii ehliyet için, her şey için aslında diploma gerekiyor. Diploma önemli. Yani lise diploma, ilkokul diploması, ortaokul diploması, lise diploması ve üniversite diploması. Şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmak istiyorsanız anayasanın 101. maddesi, buralarda bir yerdeydi. 101. maddesi diyor ki, ben geçenlerde okumuştum o bölüm burada buldum, çıktı karşıma. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir diyor. Yani burada önemli kıstas bir diplomanın olması.
Ya aşağı yukarı 2014 yılından beri biz 9 yıldır Erdoğan'ın diplomasını merak ediyoruz. Ben bunu gündemden düşürmeyeceğim, onu size söyleyeyim. Ben merak ediyorum ya. Vardır mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı. Diploma olmasa zaten yapamaz Cumhurbaşkanlığı. Ben vardır diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde olup olmadığını hep birlikte görürüz diye tahmin ediyorum. Bence göstermeliler bu seçimde. Veya al arkadaşlar bak çok merak ediyordun, çok da konuştum bu konuda portakal. Al sana diploma. Demeleri gerekiyor. Şimdi diploması merak ediliyor ama dün çok önemli bir isim Yusuf Ziya Özcan eski YÖK Başkanı ötekisini verin. Yusuf Bey'i verin. Yusuf Ziya Özcan'ı verin. Yusuf Ziya Özcan dün bir açıklama yaptı. Ve YÖK Başkanı kendisi 2007 ile 2011 yılları arasında YÖK Başkanlığı yapmış kişi. Dedi ki ben iki konuyu merak ettim. Ben onun yalancısıyım. Biri dedi katsayı araştırması yapılmış mı yapılmamış mı benden önceki tez iş döneminde. İkincisi dedi Erdoğan'ın diploması var mı yok mu Marmara Üniversitesi'ne alo dedim dedi. Marmara Üniversitesi de yok efendim diploması. Biz böyle yok efendim demek biz böyle bulamadık demişler. Bulamadık diye bir he? Hayır çocuklar bir dakika. Orada Marmara Üniversitesi'nden biz bulamadık böyle bir şey diye bir açıklama geldi. Marmara Üniversitesi'nden şimdi bir mesaj geldi. Onlar da dezenformasyon diyorlar bunun için. Özcan'ın açıklaması için Marmara Üniversitesi'nden bir mesaj geldi. Bunun dezenformasyon olduğunu söylüyor. Yani arada birileri fena yalan söylüyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu konuda önemli isimlerden biri Aytun Çıray'a gideceğiz. Aytun Çıray'a gideceğiz ve Aytun Çıray önemli bir isim İyi Parti'de ve bir diploma meselesini konuşacağız. Çünkü kendisi bugün diplomayı YÖK'ün paylaşması gerektiğini söyledi. Aytun Bey merhaba. Nasılsınız Aytun Bey? Merhaba. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İzmir'desiniz herhalde. İzmir'deyim evet. Selamlar İzmir'e o zaman. Teşekkür ederim. Memnuniyet. Sağ olun. Şimdi gelelim bu diploma meselesine. Sizce Erdoğan'ın diploması var mı? Şimdi 9 yıldır bu tartışmaya hiçbir şekilde katılmadım. Fatih Bey. Evet. Çünkü bunun olamayacağını aynı sizin gibi ben de hiç düşünmedim doğrusu. Evet. Ancak dün akşam 2007-2011 yıllarında Sayın Erdoğan'ın kendi atadığı YÖK başkanlarından evet. birisi olan Yusuf Ziya Özcan bir televizyonda göreve geldikten sonra Sayın Erdoğan'ın diploması hakkında gayri resmi olarak araştırmalar yaptığını, Marmara Üniversitesi'ne sorduğunu evet. Marmara Üniversitesi yetkililerin de biz bununla bununla ilgili hiçbir kayıt olmadığını söylediklerini evet. ve evet. YÖK'te de bir kayıt olmadığını söylemiş oldu. Evet. Şimdi bakınız bir kere YÖK anayasal bir kurum. KVK şartları da onlar için müsait yani bir anayasal kurum, bir devlet kurumu, bir başka devlet kurumundan istediği bilgiyi alabilir. Evet. Yani Yusuf Ziya Özcan istediği anda bu bilgi ona verilmeliydi. Evet. Esasen onun da bu işi böyle araştırıp bunları öğrendikten sonra resmi bir yazıyla bu diplomayı istememiş olması bana göre görevi ihmal suçu. Şimdi şöyle şöyle bir virgül koyun. Yusuf Ziya Hoca tabii o da sustu şimdi konuşuyor. O da ayrı bir mesele de onu da tabii ilerleyen günlerde belki konuşuruz artık ama o biraz gereksiz bir konu evet, olarak kaldı. Konuştu. Şöyle diyor Erdoğan'ın diploması yok hocam demişler. O zamanlar telefon açtığında Marmara Üniversitesi'nden az önce bir açıklama yapıldı. Biraz önce dezenformasyondur diyor Özcan'ın yapmış olduğu bu açıklama ama birileri hocam yalan söylüyor diye düşünüyorum ben. Aytun Bey ne diyorsunuz? Ben sizinle aynı kanaatteyim. Neye 9 yıl beklemiş herkes onu merak ediyorum. Evet. İkincisi Fatih Bey bizler hepimiz okullarımızdan mezun olduğumuzdan itibaren diplomamızda gurur duyarız evet. ve iş yerimizin en görünen yerine diplomamızı evet. asarız. Hiçbir şey yapamıyorsak evimizdeki duvara asarız. Yani bir siyasinin diplomasını göstermemesinin anlamını anlayamıyorum. Ben olsam onun yerine makamın en baş köşesine tabii hele ki. Bu kadar eleştirilden tabii sonra sırf o eleştirilere cevap olsun diye asardım. Ya bakın Aytun Bey ben şöyle bir şey anlatayım. Şimdi sohbet havasında yapıyorum ben böyle konuklarımla. Siz beni biliyorsunuz zaten. Ben şimdi İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Çıkışı aldım. Tamam mı? Ve o çıkışla evet. idare ettim. Mezuniyet belgesi. Evet. Ama aradan yıllar geçti. Ben 4 sene önce üniversiteye gittim. Öğrenci işlerinin kapısını çaldım. Merhaba arkadaşlar dedim. Ben geldim. Hoş geldiniz. Kimsiniz? Fatih Portakal. Ben dedim diplomamı almak istiyorum. Adamlar şak diye benim diplomamı veriverdiler. Hocam bu iş bu kadar kolay. Yani Aytun Bey.
Kesinlikle. Geçen gün işte yeniden bu seçim için evet. adaylık başvurusu yapmak istediğimde diplomamı gidip evden almaya üşendiğim için E-Devlet'e girerek YÖK üzerinden, bakın dikkat edin, YÖK'ün bilgisi dahilinde diplomamı aldım. Yani çok basit. YÖK Başkanlığı Türkiye'deki tüm diplomaların olup olmadığının bilindiği yerdir. Önce onu da söyleyeyim. Bu sadece Marmara Üniversitesi'nin işi değildir. Tabii ki. Şimdi bu varsa bir problem yok. Biz de bugüne kadar sizin gibi var olduğunuz varsaydık. Eğer YÖK Başkanı bu konuşmayı yapmamış olsaydı evet. ben bu soruyu YÖK'e sorma ihtiyacı hissetmeyecektim. Geldi mi cevap Aytun Bey? YÖK'ten cevap? Yok, henüz gelmedi. Gelecek mi ondan sizce? Önce Marmara Üniversitesi'nden bence gelmeyecek. Bir takım bahaneler uyduracaklar yine. Evet. İşte kişisel verileri falan filan diyecekler ama daha önemlisi ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum. Lütfen bu tartışmayı, bu tabii, sizi tabii. de güzel, sizi de yıpratan bu tartışmayı sona erdirin. Bunun bir zorluğu yok. Çıkarın, diplomanızı, belgelerinizi gösterin, bu iş bitsin. Tabii. Çünkü söz konusu ettiğimiz anayasanın 101. maddesine göre bir cumhurbaşkanının seçilip seçilemeyeceğidir. Tabii. Bakın zaten yine aynı anayasanın 101. maddesine göre, siz de okudunuz biraz önce, aynı anayasanın 101. maddesine göre bana sorarsanız kendisi 3. defa aday oluyor. Yani anayasaya aykırı aday oluyor. O da ayrı bu tartışma daha bitmemişken evet. yeni bir 101. madde tartışmasını Türkiye açısından pek iyi olmadığı kanaatindeyim. O nedenle bu işi fazla uzatmanın bir anlamı yok. Ayrıca o şey Marmara Üniversitesi işte bu bir dezenformasyon falan deyip abu altından hocaya sopa da göstermiş. Yani biliyorsunuz bir dezenformasyon yasası çıkardılar ya. Biraz evet. biraz tehditvari bir durum da var onun evet. altında. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 2007'den 2011'e kadar hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atadığı bir YÖK başkanı bunu söylüyorsa ben bir siyasetçi olarak bunu ciddiye almak zorundayım. Şimdi bir virgül yani koyarsanız partisi... eğer tekrar... Şimdi bir görüntü vardı, onu kullanalım. Bugün Ertuğrul Özkök de köşesinde yazmıştı. O tek kalan şeyi verebiliriz. Remzi'cim, evet, Rafael Sadi'yi verebiliriz. Tek arkadaşı diye. Geçtiğimiz yıllarda zaten Rafael Bey ortaya çıkmıştı. Ve Erdoğan'la akademi zamanında birlikte okuduğunu söylüyordu. Evet, bu fotoğrafı da hatırlayacaksınız. Erdoğan'ın evet sınıf arkadaşı olduğunu söylüyordu. Akademi olarak geçiyormuş o zamanlar. Daha sonra da Marmara Üniversitesi'ne intikal etmiş herhalde. Ve işte Rafael Sadi'nin de tek arkadaş olarak çıktığı ortaya çıktı. Bir fotoğraf karesiydi bu. Şimdi tekrar ben size geleyim. Şunu merak ediyorum ya. Bir insan... Ben bunu anlayamıyorum. Bana siz anlayabiliyorsanız anlatır mısınız? Neden 9 yıl boyunca diplomasını göstermek istemez? Bu kadar kıymetli bir şey midir? Veya nedir bunun? Ya yoktur, olmadığı için gösterir veya ne bileyim. Yani illa millet merak etsin diye. İki tane şık var. Yani eğer buradan bir siyasi tartışma, siyasi gündem değiştirmesi, kendisine mağduriyet yaratma niyeti varsa bu artık kabak tadı verdi. Evet. Yani buradan hiçbir şey de çıkmaz. Ondan sonra bir tane hocasıyla bir tane arkadaşı var üniversite hayatından. Hocasının ismini telaffuz etmek istemiyorum. Kendisi çıkıp ben hocasıydım dedi. Ondan başka hoca çıkmadı. Bir de Rafael Sadi var, sınıf arkadaşı. Evet, o çıktı. Yani şimdi bir de hepimiz üniversitelerde okuduk. Yani en fotoğraf çektirmeyi sevmeyenimizin bile üniversite hayatımızda birkaç fotoğrafı vardır herhalde. Yani. Tekrar ediyorum. Ben de sizin gibi var olduğunu varsayıyorum. Ancak bu tartışmanın artık bitmesi lazım. Aynen. Bu sıradan bir tartışma değil. Bu bir hukuki meşruiyet tartışması. Yani her şeyi bozdular. Bari hiç olmasa bu seçim öncesi ortamı düzgün götürelim. Ve hukuka uygun bir seçimi gerçekleştirdiğimize Türk milletinin vicdanı kanaat getirsin. Peki. Şimdi diplomayı biraz o zaman noktalayalım. Belki önümüzdeki günlerde... paylaşılacaktır diye en azından düşünüyorum ama çok da önemli bir konu değil yani. Yani insanlar merak ediyor sadece o kadar. Gelelim bir de siyaset meselesine gelelim. Yeniden Refah'ın bu dönüşünü neye bağlıyorsunuz? Var mı kulağınıza gelen pazarlıklarda bir şey var mıymış yok muymuş duyduğunuz Ankara'dan? Bence pazarlıkta ellerini yükseltmek için yaptılar. Başarılı oldukları anlaşılıyor. Onun dışında herhangi bir yorumum yok bu konuda. Peki sizin masaya, altılı masaya özellikle Saadet'e zarar verebilir mi? Ne diyorsunuz? Asla hiçbir yere zarar vermez. Herkesin kendi oyu var. Ayrıca Sayın Karamollaoğlu çok saygıdeğer bir siyasetçi.
Telefon gitti. Olsun, bir de bağlayabiliyorsak tekrar bağlayabiliyor muyuz tekrar? Ha, bağlayacaksınız, tamam. Birazdan merak ettiklerimiz var çünkü Aytun Çıray'ın söyleyecekleri önemli. O yüzden de ekranda kalırsanız onunla da görüşeceğiz. Az önce diploma meselesini konuştuk. İnsanlar merak ediyor dedik ve göreceğiz o diplomanın paylaşılıp paylaşılmadığını. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Yurt dışından bir haber. Fransa kaynıyor. Yani gerçekten Paris sokakları alev alev. Hele ki burada mı? Macron'un kolundaki saati görüyorsunuz değil mi? Koluna bir girelim, kolundaki saate bir girelim. Önemli çünkü bu saat. Bu saat, burası, bravo, orada işaret de koymuşuz biz. Ben onu şimdi fark ettim bak girince. Bravo Remzi, tebrik ediyorum. Şimdi bu saat o kadar pahalı bir saatmiş ki ve insanlar Fransa'da bu şekilde terör olayları, anarşiyi bozmalarının sebebi emeklilik yasası yükseltilmesi ve tabii ki hayat pahalılığı. Macron'un taktığı saatin sonrasında da o kadar pahalı olduktan sonra, bunu da kameralara gösterdikten sonra sokaklardaki olaylar arttı. Halkına daha fazla çalışın dedi. Katıldığı televizyon programına kolunda 80 bin euroluk saatle çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un saatini gizlice çıkarıp yok etmesi ise emeklilik reformu protestocularını çileden çıkardı. Dövüldüler, sürüklendiler, gözaltına alındılar. Ancak bir adım geri atmadılar. Fransa haftalardır yangın yeri. Reformun yasalaşması ise tepkileri katladı. Milyonlar sokakları savaş alanına çevirdi. Ülke çapında grev başlatıldı. Hava yolu çalışanları ve demir yolu işçileri greve gitti. Ulaşım aksadı. Rafineri çalışanları da greve dahil oldu. Ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yaşandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yasanın bir gereklilik olduğunu ancak sendikalarla müzakere edileceğini açıklasa da yeterli olmadı. Yüz binler işi gücü bıraktı, ülkede hayat felç oldu. Yürüyüşlerde 60 yaş, net emeklilik maaşı, dayatmalara boyun eğmeyeceğiz, biz her şeyiz, kapitalizme karşıyız şeklinde pankartlar taşınıyor. Bakın insanlar Fransa'da yani tabii ki bu terör olaylarını veya bu anarşiyi bozmalarını kastetmiyorum ama neden sokağa çıktılar diye bir soru soracak olursanız bir kez daha hatırlatayım. Emeklilik yaşının yükseltilmek istenmesinden dolayı zaten Avrupa'da emeklilik yaşı çok yüksek. Biraz daha onun üstüne çıkartmaya çalışıyorlar ve o yüzden insanlar isyan ediyor. Bizler bu kadar çalışamayız diye, bu kadar çalışma olamaz veya emekliliğe bir an önce kavuşmak istiyor insanlar. O yüzden sokaklarda duruyorlar. Şimdi gelelim ülkede dolandırıcılık, bizim ülkemizde dolandırıcılık iyi yapılır. Hem de çok iyi yapılır. Yani yapan da kralını yaparlar. Bak ne diyorum sana. Aynen kralını yaparlar. Ve işte Türkiye'nin önemli kalp doktorlarından, kalp cerrahlarından, ben de tanırım kendisini, Profesör Doktor Bingür Sönmez dolandırıldı. Ama nasıl mı dolandırıldı? Aylardır ismi belirsiz olan bir firma görüntülerimi kullanarak, ismimi kullanmadan hiçbir değeri olmayan ilaçlar satmaya çalışmaktadır. Alanında uzman isimlerin fotoğraflarını kullanıp vatandaşa sahte ilaç satıyorlar. Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat. Sadece su olan bu ürünler eritrositlerinizi temizleyerek tansiyonunuzu düzelttiğini, ölümsüzlük çayıyla ömrünüzü uzattığını iddia etmektedir. Sahtekarlar kalp ve damar cerrahisinin önemli isimlerinden Profesör Doktor Bingür Sönmez'i hedef aldı. Onun fotoğraflarını kullanarak internette yüksek tansiyon, kalp krizi gibi sahte ilaçları satmaya çalışıyorlar. Doktor Sönmez avukatı aracılığıyla savcıya, bilişim masasına, siber polise durumu bildirse de durum değişmedi. Bunun için Amerika'dan özel eğitimli bir bilgi işlemci bile çağırdı. Ancak dolandırıcılar internette dolaşan reklamları değiştirerek sahte ilanlara devam etti. Son çaresi vatandaşa çağrı yapmak oldu. Lütfen bilimden şaşmayın, bu tür sahtekarlara itibar etmeyin. Instagram veya Facebook hesaplarınızda bu tür reklamlara rastlarsanız lütfen şikayet edin. Peki sahtekarlar nasıl bir yol izliyor? Kurumsal hesaplarımız herkese açık olduğu için paylaştığımız fotoğraflar herkese ulaşıyor. Dolandırıcılar o fotoğrafları oradan kopyalayarak sanki kendi yaptıkları işmiş gibi sahte profillerde bunu gösterebiliyorlar.
Uzmanlar uyarıyor. Bu tarz sahte internet siteleri tespit edildiğinde mutlaka harekete geçilmeli. Bu tarz siteler tespit edildiğinde mutlaka öncelikle kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi gerekiyor. Bunun yanında BTK'ya o taklit profili mutlaka şikayet edilmeli. Aynı zamanda da yine avukatla bir hukuki süreç başlatılmalı. Şimdi bir mesaj gelmiş. Diyorum ya, bizi tabii hem televizyondan izliyorsunuz geleneksel medya olarak, geleneksel aletten izliyorsunuz. Bir de tabii sosyal medyanın aletlerinden izliyorsunuz. Nedir işte, burada benim cep telefonu var. Bunu da İsmail'de gördüm. Küçükkaya'da ondan esinlenerek aldım. Ve şurada işte bir laptop var. Burada YouTube açık, burada Twitter açık. Şimdi Özlem Hanım bir mesaj atmış. Hodri Meydan Fatih Bey demiş. Siz de demiş diplomanızı göstersenize demiş. Ben gösteririm. Sıkıntı yok. Ya hatta ben o zaman İzmir'de benim diploma. Ben şöyle yapayım Özlem Hanımcığım. Şöyle yapayım ben. Gösterdim ben YouTube yayında ben. Tabii bundan 15-20 gün önce veya bir ay önce gösterdim. Ben yarın onun fotoğrafını çekeyim İzmir'de. Ondan sonra ben bunu Twitter'da paylaşayım. Olur mu? Daha sonra da hatta konuşayım, sesli mesaj atayım, daha iyi olur. Eyvallah. Yani yok, orada gerek yok artık, o kadar da değil. Yani ben gururla gösteririm diplomamı, benim sıkıntı yok. Cumhurbaşkanı da ben olduğunu düşünüyorum. Zaten olmadıysa, bütün aldığı kararlar kadük yani. Yani hiçbiri geçerli değil. Düşünsenize öyle bir şeyin olabileceği. Ama tahmin etmiyorum ben. Şimdi bir başka arkadaşımız bak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu diploması 1902, o diplomayı koymuş. Yani 1902 yılında Harp Okulu'ndan almış olduğu diplomayı koymuş ve bu diplomayı da Twitter ortamında paylaşmış. İşte bu yüzden seviyorum sosyal medyayı. Artık her şeyden haberimiz var. Yani burada konuştuğunuzun doğru veya yanlış olduğunu kanıtını bir şekilde adam sizi yanıltabiliyor veya bir şekilde sen yanlış söyledin arkadaş, bak doğrusu buydu diyebiliyor. O yüzden evet, sosyal medya çok güzel, kullanması keyifli ama tehlikeli olduğu taraflar da var. Tıpkı Bingür Hoca'nın başına geldiği gibi. Ama diyoruz ya, her şeyin başı bence eğitim. O eğitim olmalı ki biz cahilliğimizi yenebilelim. Erdoğan o sürprizi ve o müjdeyi vermişti. 45 bin öğretmen atamasından bahsediyordu. Atama takvimi belli oldu. Tabii branşlar da belli oldu. Atama artık, eğitim şartı. Atama bekleyen öğretmenler meydanlara çıktı, haklarını aradı. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin kadro istediler. Artık susma! Beklenen o açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 100 bin olmadı, 45 bin oldu. Atama takvimini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından paylaştı. Peki süreç nasıl işleyecek? Takvime göre ön başvuru 27 Mart 1 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların ardından öğretmen adayları sözlü sınava girecek. Atama tercihleri yapılacak ve sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacak. Nasılsınız? İyi. Nasıl geçti tatilimiz? İyi. 45 bin öğretmen atamasına ilişkin bir diğer merak edilen başlık, hangi branşa ne kadar kontenjan ayrıldı? En fazla atama yapılacak branş 7878 kadroyla sınıf öğretmenliği, rehberlik alanına 3604, okul öncesi öğretmenliğe 3269, ilköğretim matematik 2656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için ise 2604 kontenjan ayrıldı. Şimdi tabii insanlar merak ediyorlar. Yani sosyal medyadan da okuyorum şu anda. Ne oldu da bizim tabelamızdı bugün? Fatih Bey, eğer diploma yoksa ve hükümet el değiştirirse alınan bütün kararlar düşmez mi? Kaç yılın Cumhurbaşkanlığı kararları var. Tabii ki doğru canım. Biz de zaten hep onun altını çiziyoruz. Yani bu çok doğru bir şey. Yani aldığı kararlar vesaire. Ben bunu merak ediyorum. Bakın benim merak ettiğim iki şey var bugünlerde. Ben bunu yayınlarımda hep söylüyorum. Biri Sinan Ateş'in o kaybolduğu söylenen evrağı, tutanak. İçinde MHP'li Olcay Kılavuz'un da geçtiği o tutanak, onun kaybolduğu söyleniyor. Ama ne Adalet Bakanı konuşuyor, ne Ankara Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor. Ahmet Uçak, Ahmet neydi?
Akçay, özür dilerim, Ahmet Akçay konuşuyor, hiçbiri konuşmuyor. Neden konuşmuyorlar? Bir bunu merak ediyorum. Ya bu evrak kaybolabilir mi? Veya bu iddia doğru mu değil mi? Sadece diyeceksiniz ki hayır değil, bitti. Biz de tamam diyeceğiz, hayır değil. Ben kaybolmadığını düşünüyorum. Ben kaybolmadığını düşünüyorum. Bir diğeri de, evet, çok mu önemlidir? Önemlidir arkadaş, anayasaya göre önemlidir yani diploma. Ben bu seçimde, hayati bir seçimden bahsediyoruz. Bu seçimde Erdoğan'ın diplomasının olup olmadığını ben merak ediyorum. Ve istiyorum yurttaş olarak ya. Çünkü ayın 31'inde YSK Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecek. Daha doğrusu kesinleştirecek. Ve Erdoğan da önceki yıllarda olduğu gibi yine kesinleşmesi bekleniyor. Ama ki diplomayı görmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız, yurttaşlık hakkımız, vatandaşlık hakkımız. O yüzden ben istiyorum bunu görmek. Yoksa bana ne Erdoğan'ın diplomasından yani. Ama meraklandım artık. 9 senedir, 10 senedir diploma, diploma, diploma diye konuşuyoruz. Bakın. Yine başka bir arkadaştan gelmiş. Ne oldu da diyor. Bekir Bozdağ cezaevi çalışanlarına borcum var derken sözünü tutmadı. 7. paketten çıkarttı. Bazıları da af bekliyor. Cezaevinde maalesef af bekliyorlar ama af beklemek de kolay değil. Şimdi bir de meteorolojiye bakalım. Çünkü hafta sonu bugünden itibaren özellikle deprem bölgesinde yine kuvvetli yağış bekleniyor. Ya Rabbi sana hamal et ya Rabbi. Bölge genelinde dolayısıyla kuvvetli sağanak yağışlarımız var. Tekrar dikkatli olmalarını istiyoruz. Önce deprem, ardından sel felaketi. 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinin izleri silinmeden meteorolojiden yeni uyarı geldi. Bölgede yeni sel riski kapıda. Vatandaşlarımızı sel su baskınına karşı sizin aranızda uyaralım. Özellikle sel riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları gerekiyor hafta sonu için. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış hafta sonu da etkisini sürdürecek. Özellikle bu gece saatlerinden itibaren cumartesi ve pazar günü bölge genelinde kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da pazar günü dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar Malatya'nın özellikle güneyinde ve Adıyaman çevrelerinde de yer yer şiddetli yağışlar bekliyor. Sağanak yağış yalnızca deprem bölgesinde değil tüm yurtta etkili olacak. Batı kesimler cumartesi günü için yağış beklenmiyor. Ancak pazar gününden itibaren batı kesimlerde de sağanak yağışın etkisine gireceğimizi söyleyebilirim. Şimdi... Millet Twitter'a diplomasını koymaya başladı. Enteresan bir olay bu. Vallahi ortalığı karıştırdık yani. Ne karıştırması ya? Hakkımız ya. Pardon, ben de yanlış cümle kurdum yani. Hayır arkadaş. Hakkımız, hakkımız. Şöyle düşünsenize bir de arkadaşlar. Yani bir de yani seçimi kaybettiğini, yeni gelenler mutlaka YÖK'ün başına kendi adamlarını atayacaklar veya işte anlaştıkları isimleri atayacaklar. Mutlaka o belgenin olup olmadığını anlayacağız biz. O yüzden diyorum işte ya bunu bir an önce paylaşın ki görelim biz. Ve Can Coşkun bizlerle biliyorsunuz Halk TV'deydi. Oradan transfer ettik Can'ı. Ve Can Coşkun hafta içi her gün pazartesiden nereye döneyim? Nereye vereyim Can Coşkun'u? Buraya vereyim değil mi? Tamam. Verelim Can'ı. Neden vermiyorsunuz Can'ı? Hadi bakalım. Olsun olsun. Olur mu ya Can? Bizim canımız ciğerimiz ya. Can hafta içi her gün gündem masasıyla sizlerin karşısında oluyor. Çok aktif bir insan. Ben de burada kendisi izliyordum kendisi ama burada tanışma fırsatı buldum. Çok da hakim her şeye. Çok da başarılı bir insan. Geleceğin de önemli habercilerinden, çok önemli habercilerinden ben biri olacağını düşünüyorum. Hafta içi Can'ı yalnız bırakmayın. Konu ve konuklarıyla alıp götürüyor. 3 saatlik uzun bir program yapıyor ve tatmin edici, doyurucu bir haber programı yapıyor. Gündemi ondan alabilirsiniz diyelim. Remzi reklama gidiyorum, doğru mudur? Peki, reklam. Dünya ünlü projelerin markası ESTA, Dünya Şehirleri konseptli ödüllü projesini Bahçeli Evler'e getirdi. Benesta Podio Bahçeli Evler'de Londra'nın yeşil peyzajları, Paris'in cıvıl cıvıl meydanları, Milano'nun moda butikleri ve Tokyo'nun sağlam binaları sizleri bekliyor.
100 metreye ulaşan bina arası mesafeleri, 4 tarafı açık cephesi ve ön talebe özel ilk fiyat avantajıyla Benesta Podio Bahçeli Evleri inşa aşamasında incelemek için randevunuzu alın. Üstelik dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri arasında yer alan ESTA güvencesiyle. 444-0899. Ramazan gelir, birbirinden güzel çeşit çeşit yemekle masalar donatılır. Mutlu Ramazan sofralarında gazsız, şekersiz Doğanay Şalgam yerini alır. Çünkü Doğanay Şalgam, Ramazan sofralarının lezzetine lezzet katar. Merhaba, bakın doğal, çiçek gibi, baldan tatlı, hem de ucuz. Yok, yemezler. Yani bal parmak değilse yemezler. Bala gerçek değerini verenler, arıların yaptığı doğal balı tercih eder. Özenle seçilen bal, bal parmak. Aşkım, kapa gözlerini, sana bir sürprizim var. Açabilirsin. Bu ne? Bir ayda tam 62 AVM, 128 e-ticaret sitesi, 200 mağaza ve 400 market gezerek hazırladığım fiyat listesi. Ne yapacağız biz bunu Kerem? Ne demek ne yapacağız Derya? Bütün fiyatlar elimizin altında işte. Akakçı'ya baksaydın, her şey fiyatı burada. Akakçı ha? Ay Çen, Akakçı'yı bilmiyor muydun Çen? Ya tamam ya. 21. yüzyılda büyüyen Türkiye'nin insansız çalışan depoları. Temesist. Tatili başlat. Rüyalarını süsleyen o tatili tek bir tuşa sığdırdık. Şimdi sen de tatilsepeti.com'a gel, tatili başlat. Tatil sepetin varsa tatil sepetin var. Tarzınıza uygun yeni nesil mobilyalar toksoylar.com'da. Yatay mimarisiyle İstanbul'da 365 gün deniz ve sen. Geniş yeşil alanlarıyla, 40 dönüm arazide, kişiye özel bahçe seçenekleriyle, tamamı deniz manzaralı, sadece 158 yalı dairesi. Yatay mimarisiyle güvenli bir yaşam. Vesen Yalıları, Mercan Tuzla'da sizi bekliyor. İlk günden beri müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla, bölgedeki binlerce gönüllü çalışanımızla, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Şimdi bölgenin yeniden ayağa kalkması için yeni adımlar atma zamanı. 500 milyon TL'lik yatırımla bölge ekonomisine can suyu olacak Adana Aktarma Merkezi'nin açılışını hızlandırdık. Önümüzdeki 3 yılda 70 milyar TL'lik ticaret hacmi yaratacak programları başlattık. Bölgedeki satıcıların uluslararası pazarlara açılması için teknoloji ve altyapı desteği. Adana, Diyarbakır ve Hatay'da dijital dönüşümü hızlandıracak Yarının Köyleri projesi. Geleceğimiz için öğrencilerimize burs ve bilgisayar desteği adımlarını attık. Türkiye'nin trend yolu olma sorumluluğuyla siz ayağa kalkıncaya kadar biz ayaktayız. Jimmy'den mi? İkiden. İkideyim. Alışamadım daha vallahi kameralara. O kadar da tecrübeliyim diyorum ama alışamadım. Maalesef alışacağız. Zamanla alışacağız. Merak. Sağ ol. Teşekkürler Remzi'cim. Eksik olma. Sen de çok iyisin. Vallahi ilk haftayı bitirdik Sözcü Ana Haber'de. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım sizleri haberin içerisine çekebiliyorumdur. Umarım sizlerin sorunlarını dile getirebiliyorumdur. Umarım sizler ekran başından veya YouTube'dan veya oralardan izlerken sizin aklınızdan geçen cümleleri, sizin aklınızdan hangi görüşte olursanız o cümleleri dillendirebiliyorumdur. Yani o farkındalığı belki de umarım yaratıyorumdur diye düşünüyorum. Ha, performansında bir eksiklik açıkçası hissetmedim. Hatta artmış bir şekilde hissettim. Yani bu da bu herhalde 2,5 yılın vermiş olduğu bir özgüven veya rahatlama olarak da düşünebilirsiniz. Tabii ki özlediniz mi özlemediniz mi bilmiyorum. Söylediklerimden rahatsız mı oluyorsunuz olmuyorsunuz onu da bilmiyorum. Ha, ama bunun göstergesi nedir diyecek olursanız tabii ki bu işin de şöyle bir göstergesi var. Bunu övünmek için söylemiyorum kesinlikle.
Öyle bir özelliğim yoktur. Ama emeğimizin karşılığını Sözcü ana haber olarak aldığımızı görüyoruz. Şu 4 günlük süre içerisinde çok daha iyi olacak diye tahmin ediyorum. Çok daha iyi yere geleceğiz diye tahmin ediyorum. Referans kanalı olmak istiyoruz. Bak bu çok önemli bir cümle. Referans kanal olmak istiyoruz haber kanalları içerisinde. Hafta sonu yokum. Pazartesi gününden itibaren tekrar sizlerle birlikte olacağım ana haberde. Diyorum ki o güne kadar 48 saat kendinize iyi bakın. Pazartesi günü karşınızda olacağım. İyi bir hafta sonu sevdiklerinizle diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, var olun.